Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin Mali. Nasılsın? Merhaba, selam, iyidir. Senden ne haber? İyidir abi. Odada kim var başka? 3 kişi gözüküyoruz. Ben varım da beni kim çekti bilmiyorum. Peki. Peki Aristocuğum, hoş geldin. Ama Hoş bulduk. Merhaba. bir kişinin daha sesi geliyor aradan, emin olamadım çünkü. Hoş bulduk abi, evet. Ben de buradayım. Yine öyle yani, ani gelişti. Eyvallah. Bu arada Zarri Prime'la abone olmuş. Dördüncü ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim Zarri. Ozan yayın iptal. Geldiyseniz şanssıza küsün demiş. Neden abi? Katmanlı şakaysa da anlamadım bu arada. Yine Twitch mi çöküyor yine? Yine mi? Öyle bir durum mu var? Ne oluyor? Artık bıktım yani. Mali, sesim sana geliyor mu? Aristo. Geliyor geliyor. Ha, tamam. Abi Jamaika'da halk ayaklanmış Geliyor. gerçekten. Haydi bakalım. Gözlerim selam. Şapkada neyin logosu var? Belki hatırlıyor musun bunu ya? Bakmıştık seninle beraber. Ama hiç hatırlamıyorum ben şu anda. NFL takımı değil mi o ya? Beyzbol takımı Galiba pardon. ya. Beyzbol takımıydı galiba. Ben daha gideyim açayım bu arada. Evet chat, haftanız nasıl geçti? Saçlarım çok kötü olduğu için bulabildiğim ilk şapkayı taktım ama. Ne olduğuna bakmadım ya. NFL mi diyeyim Emir? Yani ne yapayım? Nike diyen adama NPL Yani dedirtemezsin zaten ya. NFL dedim ya, Allah Allah. Y nereden çıktı diyor. NFL mi dedim? Tamam. Değil mi? Beyzbol da olabilir. NBL de olabilir, değil mi? Yani çok aslında bunu dur bir dakika saçımı göstermeden göstereceğim şimdi hatırladım. Niye oğlum? Sen tesettüre mi girdin? Evet, bak. Beyzbol takımıymış. Şimdi hatırladım. Arkada vardı. Saçımı göstermeden detayı bence neden Çok yani? kötü, çok kötü uzadı çünkü o yüzden. Kendim kestim ya. Abi yeraltı operasyonundan Volkan Bey ölmüş. Aa, kanserdi diye hatırlıyorum zaten de. İkideki. Volkan abi galiba. İkideydi değil mi Mali? Tam hatırlamıyorum şu anda ben. Bakacağım. Bir de yoktu diye Bir de yok diye biliyorum ama biliyorum ben de aynen. Volkan T olmasın ya. Yok ya, Volkan T değil. Volkan T yaşıyor hani Berlin'de. Hala. Rozmo hoş geldin. Bakalım. Toparlanın diye bekliyorum. Bu sırada goy goyumuzu yapabiliriz. Aristo hala aramızda mı, çıktı mı? Burada. Tamam, gördüm. Burada. Aynen. Lafınızı kesmek istemedim, o yüzden Yo, böyle. girebilirsin Aristo'ya. Hiç sorun yok. Bu hafta var mı parça? Yine. Bağırmalı Yok abi. bağırmalı. Abi sesi çok az geliyor ben anlamıyorum Aristo'yu bir Aristo'nun böyle bir dakika. problemi var. Abi bir dakika. Benim sesim az gelmiyor. Biz mi Gerçekten bakın. anlamıyoruz? Ceza mısın sen? Hızlı söyleyen sen değilsin, biz mi yavaş dinliyoruz? Ne zaman bu sunucuya girsem hep sesim az geldiği söyleniyor. Ama farklı bir sunucuda her zaman insanlar sesimin fazla geldiğinden dolayı benden rahatsızlık duyuyor. Allah Abi ya. %200 de şu an ve yine duymuyorum öyle diyeyim sana. Wow. Ciddi misin abi? Allah Allah. Vallahi Aristo. Allah Allah. Bir gariplik var ya bu olayda. Görmek ister misiniz abi? Kamerayı açayım mı? Şu an seni koyacak, konumlandıracak yerim yok bu arada ekranda yayına bakıyorsan. Ama Ama siz görün. Siz görün. Yayını koyma. ve açarsam muhtemelen benim Malin'in kamerasını ayarladığım bütün ayarlarım yok olacak. İkiniz böyle ortadan, birinizin yarısı ya diğerinizin yarısı gözükecek böyle. Silah Şöyle gibi. yapayım ben kameramı kapatayım o gelsin sonra o kapasın ben geleyim dönüşümde. Yok, yayına gerek yok. Ben sadece sizin görmenizi istiyorum beni. Ya ben çok korkuyorum şu an bundan ve bunu dojlamaya çalışıyorum Arista. Görmek şu an emin olamadım. Ban da yedirtebilirsin bana yani. Yani çünkü yani parlak diye şarkı yapıyorsun. Haklısın vallahi. Ya ben yani ispat istemiyorum yani. Arkadaşlar Jamaika'da isyan falan da yokmuş bu arada. Ben ciddiye aldım bakıyorum ya. Yok yok yani Ben her ciddiye aldım bu arada. yayınımızda her yayınımızda bir felaket oluyor ya. Evet direkt inandım ben zaten. Aristo, seni seviyorum Şeyde abi. Kızma. imkan Kızma. varmış abi. Gana'da. Ya her yerde var zaten yani. Gana'da ayaklanma falan olmuş. Siyahiler. O zaman biz insanların toparlanmasını beklerken, çünkü normalde olduğundan çok daha erken açtık. Sizinle konuşmak istediğim iki konu var. Aristo, sen de fikir beyan etmek istersen. Tabii. İlk olarak Ayasofya'nın, şaka, hayır, o değil.
WhatsApp mevzusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani WhatsApp mevzusu hakkında ne düşünüyoruz? Bence herhangi bir önemi yok. Sonuçta Facebook yöneticileri bizim bilgilerimizi ne yapsın? Ve benim zaten bilgilerimi alsa da herhangi bir şey ifade etmez. Zaten mutlu olur benim resimlerimi görmekten. Ve insanların bence gereksiz duyar kastığını düşünüyorum tabii. Tamam. 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 Peki. İnsanların gereksiz duyar kastığını ve heyecanlandığını falan düşünüyorum. Yani bence hiçbir şey olacağından değil. Tamamen bence bu arada PR çalışmasıydı. Ben tamamen PR çalışması olduğunu düşünüyorum WhatsApp için. İşte Şimdi WhatsApp'ı sildiler. Bence Türkiye'den abi PR çalışması yaptılar. Nasıl biliyor musun? Bip var ya. Bip dedi ki WhatsApp'a ulaştı. Dedi ki böyle böyle bir çalışma yapın. Zaten insanlar sonunda WhatsApp'ı sildirecekler. Bip büyükecekler. Tamamen olay bu abi yani. Ekstra olarak ben bir şey görmüyorum. Tamamen PR çalışması. Aristocuğum kızmazsan Saygılar. bir şey fark edeceğim. Bir şey fark ettim Fark senin edeceğim. hakkında. Evet, bir tespitimi dile getireceğim. Ben de Abi gördüm onu. şu an senin üzerinde enine çizgili, yeşil renkli ve cepli bir polo olup o polonun içerisinde uzun nark sigara olma ihtimali kaç abi? Ya şey dayı yorumu yaptın. Yani şu an odam şey dayı kokuyor şu an benim odam yani. Hacı Yakup. Ciddi yorum yapayım mı? Evet, ciddi yorum yapın olmaz ki ya. Ciddi yorum yapayım. Şöyle, biz zaten sizin normalde bir web sitesine girdiğinizde mouse'u nereye götürdünüz? Kaç dakika sonra siteye geri girdiniz? O sekme ne kadar süre açık kaldı? Telefondan girdiğinizi işte bilgisayardan devam ettirdiniz mi işlem gibi şeyleri 5 saniye içinde görebiliyoruz. Yani çok ekstrem bir şey değil bu. Bütün hepinizin ekran kaydı alınıyor her web sitesine girdiğinizde. Öyle bir konuşuyorsun Buna ki biz şu an baktım. bunu Twitch'te yapıyormuşuz gibi konuşuyorsun ya. Biz Yo bunu yapıyoruz. hayır. Yok yani şey Hani. pazarlama için analitik data toplarken yapılıyor bu. Hı, tamam. Onu demeye çalıştım. Hani ben şu anda bir site için çalıştığım bir site için girip Endonezya'daki adam kaç günde siparişini tamamlamış, nerelere girmiş sitede hepsini görebiliyorum yani. O yüzden çok abartmayın. Çok önemli değiliz yani hiçbirimiz. Yani sadece pazarlama amacıyla kullanılıyor. Aynı önceden olduğu gibi değişen bir şey yok. Ya bir de şey var hani bu CIA, FBI bizi izliyor geyiği konusunda hani Aristo'ya İşte hani o yüzden diyorum işte çok önemli Aristo da değiliz orada yani. aslında onu söylemeye çalışıyor. Doğru yani şey değil yani devlet, herhangi bir devlet istediği birini bulur zaten yani. Hani veriye onay Yani vermeseniz de bulur yani açıkçası. böyle asıl suçlu olmadığın sürece senin bilgilerini yapsınlar. Ama bence bu konu şey için çok yardımcı olabilir. Mesela örnek veriyorum gizemli cinayetler vesaire işleniyor. Ve şahısın iCloud'undan dolayı WhatsApp bilgilerine veya herhangi bir şeyine ulaşılmıyor. Böyle durumlarda Ya ben mesela Türkiye'de Amerika'ya ulaşılıp WhatsApp SS'leri vesaire konuşma geçmişleri alınıp yani en Arkadaşlar kötü öyle bir şey yok. Öyle bir şey ya yok yok bu şu arada. ya şey var ben şeye garipsiyorum. Bizim milletimiz yanlış nereden net bir tepki vereceğini karıştırarak böyle aşırı tepki vermesi veya hiç tepki vermemesi olayları beni çok geriyor. Şeyi hatırlar mısınız? Yılını hatırlamıyorum da hani bir 7-8 senesi rahat var. Bizim 2009 yılındaki mi 2008 yılındaki mi ne seçmen bilgilerimiz sızdırıldı ve devlet hani bunu Türk vatandaşlarına kapattı. Hani yani biz girdiğimizde yokmuş gibi görüyoruz ama hani o bilgi hala internette global olarak dolaşıyor ya. O zamanki o yıldaki adresimizden telefon numaramıza, TC kimliklerimize kadar hani her şey zaten internette var ve buna tepki vermeyen insanlar WhatsApp bana bunu onaylatmaya çalışıyor falan diye ortalığı yakıyor ya böyle. O biraz bana garip geliyor. En kötü belki saçma gelecek izleyenlere vesaire de ülkemizde o kadar çok problem ve sıkıntı varken tamamen insanların odak noktasının neden WhatsApp olduğunu ve bunun için ayaklandıklarını yani bana çok saçma geliyor. Düşünemiyorum. Ülkemizde o kadar çok sıkıntı varken insanların maddi manevi sıkıntıları varken neden WhatsApp'a odaklanıyorlar ve bunu sanki böyle dünya problemiymiş gibi lanse ediyorlar. Bana garip geliyor. Çünkü hala nüfusun önemli bir kısmı internete doğmamış bir nesil. İnternette Ve hiçbir doğanı da şey... gördük. Gidiyor egzen alıyor abi yani yapacak bir şey yok. Nexel'i ben de alacağım bu arada. Yani biz de mecbur alacağız çünkü ben o kontenti kaçırmam yani. Yok Ya şöyle ikinci konumda oydu zaten. İkinci konumda oydu zaten. Tarık Tolunay galiba yayın yapıyormuş. Benim sebep takip ettiğim bir harita çizerlere ne deniyordu? Şimdi terimi unuttum. Kartograf mıydı? Bayağı güzel şeyleri var. İstanbul'u çizdiği çalışmaları falan var. Onu sırf o yüzden alacağım yani büyük ihtimalle.
Birkaç bölüm biriksin galiba, tek tek geliyormuş bölümler. Böyle bir 10 bölüm falan biriksin, alırım izlerim hepsini diye düşündüm. Yani karikatürist galiba, ben de öyle biliyorum Sofya'nın yazdığı gibi. Ya galiba eski karikatürist ama şimdi şey yapıyor. Fraktal İstanbul diye bir oluşum kurdu böyle kendisi. Harika İstanbul haritalarını çiziyor. Felaket işler dönüyor orada. İkinci konumu da az çok anlamışsınızdır. O Ses Türkiye Rap hakkındaki fikirlerinizi ikinizden de bir alayım mı başlamadan? Sonra Bey, ben önden başlayabilir miyim? Tabii. Tabii ki. Ben programa yarışmacı olarak öylesine troll bir şekilde başvuruda bulundum. Gerçekten mi? Gerçekten bu Bunu arada. Geçen hafta bu söyledim. arada başını belaya sokacak bir şey söylemedi hani. Yo, Yani herhangi bir şekilde söylemeyeceğim. sözleşme imzaladıysan hele Aristo yayını terk et, çünkü ben birazdan geçirmeye başlayacağım, yakmayayım seni. Şimdi bana ulaştılar işte. Başvurunuz vesaire vesaire var işte, katılmak ister misiniz falan filan. Ben de gidebileceğim yere kadar gitmek istedim, hani sözleşme kısmına kadar. Dedim katılmak istiyorum falan filan dedim, işte ben dedim işte çok istiyorum bu programı falan filan, böyle sıkıyorum ediyorum. En sonunda bana sözleşmeyi PDF olarak gönderdiler. Yani sözleşmeyi okuduğum zaman tabii ki de sözleşmenin içeriğini söylemem, kesinlikle yasak. Sevr Zaten anlaşma, sözleşmeyi yani de... peki ben tahmin ettiğim için soruyorum. Sence Sevr anlaşmasını mı imzalamak daha mantıklı, o sözleşmeyi mi peki Abi Sevr anlaşmasını imzalamak Aristo? ama yani En azından geri alabiliyorsun kaybettikten sonra. Evet. bana deseler ki 150 sene boyunca butik bir şirketten durmadan parça yenileceksin, gelir sahibi olmayacaksın, ben gidip o sözleşmeyi tercih ederim. Yani 150 sene boyunca butik bir şirketten parça yenilirim, öyle söyleyeyim sana. Zaten benim tek amacım o sözleşmeyi görmekti. O sözleşmeyi gördükten sonra da aradım, dedim ki kusura bakmayın, ben programınıza katılmak istemiyorum. Ama benim şu an katılan oraya 2-3 tane arkadaşım var. Kendilerinden infoları vesaire de her şeyi aldım. Yani şu an onlar için iyi gidiyormuş. Umarım herkes için iyi gider. Ama bana kalırsa jüri seçimi çok saçma abi. Allah kahretsin ya. Neden gidip Hadise'yi oraya koyarsın ki? Yo, bence oradaki en müzik bilgisi olan kişi Hadise bu arada. Bir şey diyeyim mi? Ben eğer katılsaydım ve dönseydi bana hepsi dördü birden Hadise'yi seçerdim. Ben de Net muhtemelen. yani. Ama Net. şey var. Bu arada jüri bence kötü bir jüri değil abi. Mantıklı bir jüri. Twitter'da sebebini söyledim yani. Çünkü oraya hani herkes orada şey. Hani Piyano. yok yok, çiğ köfteliğin yapacak abi. Hani şalgam dirip göreceğiz. Dürümler havada uçuşacak. Öyle bir yarışma için çok ideal bir jüri, Mero falan yani. Yani ilk başta şey söylentisi duymuştum ben, Killa Hakan, işte ondan sonra Ceza. Ceza vesaire, ama ondan sonra bakınca yani bir de Hadise'nin en rapçi fotoğrafını koymuşlar ya. Yo, ama Hadise diğerlerinden daha rapçi. Ya yani şöyle bir düşün abi, jüri için sana şunu söyleyeyim. Galiba Hece sunucuymuş. Net bir infom yok ama yani düşün. Düş Şimdi. abi, öyle bir sunucu jüri kıstası var ki Hece en iyi rapçi olabiliyor. Hani bu dünyada ilk ve tek, anladın mı? Bulunduğu ortamdaki en iyi rapçi Hece oldu orada yani. Yani Rap özür dilerim, böldüm ama. işte dalgasında falan arkadaşlarla konuşuyoruz. İşte yarışmaya katılacağım. Hadise de Hadise'yi seçeceğim. Ondan sonra Hadise ile ortak Brutal Scream bir parça falan yapacağız, performans. Sen bence bildiğin Olabilir. yoldan devam et ya. Hiç gerek yok. İnşallah hayırlısı olur katılanlar için de. Var arada, var Acun için listede. Acun için iyi ol, umarım iyi olur ya. Yani çünkü yani yok olu yani yok etme potansiyeli var bütün sermayesini. peki, sana bir şey soracağım. Sen eğer böyle bir programdan prodüsör olarak teklif alsaydın, altyapıları sen yapacaktın, bu tarzlarda gider miydin? Kabul eder miydin? Parasına bağlı dürüstçe. Değil mi? Doyuracak para varsa giderim abi, ama yani şey değil. Valla bana güzel para verseler, seyirci olup alkışlayacaksın deseler ben de giderim Ya mesela. şöyle atıyorum, yani daha önce de biz bunun üzerine kısaca değindik. Abi atıyorum hani 1000 liraya 2000 liraya akıl sağlığımı satmam. Yani akıl sağlığımı satmamın iyi bir bedeli var yani. Sorunun başı 10.000 kurtarır abi bence. Yani Roshi bir etki yaratacağını sanmıyorum ya. Sor, hani şey diye sormuş, podcast için unuttum. Atmaya YouTube'a podcast. Mirza veya başka bir eski kadın rapçi geri dönerse ne olur sence Baykan demiş. Ya çok bir şey değişeceğini sanmıyorum.
Arda beni yakarsın hakkında ne düşünüyorsun okursam. Yani. Ensargo afiyet olsun. Şimdi gözler şey seyrilmiş. Diğer Cerberus Tepki ve Aspava'nın sunucu jüri olduğu programa yönelmiş. O programı da ben de merak ediyorum açıkçası. Benim hiç fikrim yok da yani o, ben ikisinde de böyle abi burada gülüp eğlenmeye kontent çıkar bize diye heyecanlıyım. Yoksa şey değil, asla oradan hani iyi bir müzisyen falan çıkmayacak yani. Umarım Peki şey. laflarımı yerim. Umarım yerim. Hani müziğin hani rap müziğin iyiliği için umarım laflarımı yerim ama yani. Ya Murda daha kendi söz yazamıyor. Ne seçecek orada yani Allah aşkına hani. Peki magazine girdiysek şey ne düşün? Gireyim mi magazine? Gir. Tepkinin son videosunu gördün mü? Ha gördüm gördüm gördüm. Ben hiç bu kadar içten sinirlendiği bir anı görmemiştim. Haklı çünkü. Yani videoya Ben yansımış yani. dün tam olayların ortasındaydım abi. Yani o dünkü muhabbetler var ya, tam bahsedilen kişilerin yanındaydım. Çok karışık şeyler oldu ya. Allah Yani kimseye böyle ortasında bırakmasın. ben olayı bilmiyorum. Yani şey diye olayların detaylarını çok fazla bilmiyorum ama yani abi gel tepki olmasa Mobi'de hani BTC hariç tanıdığımız kimse yoktu yani. Eskiler Akdeniz'i ve Tuhan'ı da hatırlıyor ama o eskilerden kaç kişi hala rap dinliyor zaten 2000 jenerasyonu. Yani o tepki ne taklı orada yani üzgünüm. Bitcoin, BTC. Yok ya Batı Trakya. O yüzden Ha, BTC. biliyorsun abi, espri falan yaptım. Ha eyvallah eyvallah. Yok şey gerçekten şey yani bilinmiyor olabilir çünkü abi şey var hani Edirne'nin ilk rap grubu kendileri ama yani tanınırlıkları MOB ile oldu ya biraz. Hani insanlar onun için bilmiyor olabilirler açılımını falan. Bence yeteri kadar biliyorum bu arada. Bunları da hani eskiden beri biliyorum ama bence yeteri kadar da tanıtamadı. Bence MOB'nin stratejisi tamamen yanlış. Yani Bence de. belli şekilde dağılım yapıp belli bir şekilde yapsalardı bence daha sağlıklı olabilir ama böyle sadece birkaç kişi kurları onlara fokuslanmaları vesaire bilmiyorum. Tabii bu şirketlerin kendine kalabileceği bir şey ama Ya şey böyle var. sadece bir iki kişi değil de 5 kişi varsa 10 kişi varsa 10 kişiye dağıtım yapılsaydı. Ya çok çok açıktan ismini vermeyeceğim. Davalık olmak istemiyorum ama yani imtiyaz sahibinin şirketteki bu benzer ilk vakası değil çünkü. Hani Malil de hatırlar, işte eskiler hatırlar tanıyanlar. Kendisinin daha önceki label girişimleri de birebir aynı ilerlemişti abi. Bir süre çok kısa bir süre beraber gidiliyor. Ondan sonra bir kaos çıkıyor yani. Yani hep öyle. Onun bütün girişimleri bugüne kadar öyle oldu yani. Ufak ufak girelim mi? Ne dersiniz? Ben toplanalım diye hani günün goy goy konularına girdim. Zaten ileride yine kafamız dağılsın diye gireceğiz bol bol muhtemelen. Ama dediğim gibi ben yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ya. Sizi bilmiyorum ama. Oh. Fuchs bugün albüm vardı. Evet arkadaşlar, Fuchs'la gireceğiz. Klasiğimizi bozmadan. Remix albüm vermiş. Günün ilk parçası. Ha bu arada buna geçmeden şeyi duyurayım. Arkadaşlar bilgisayarımda bu hafta bayağı bir mavi ekran hatasıyla boğuştum. Biraz uyku düzenim bozuldu falan derken ama ağırlıklı olarak mavi ekranlardan dolayı. Geçen haftalarda yaptığımız haftalık yayınlarını tekrar henüz YouTube'a atamadım. Hafta sonu tekrar böyle problem yaşamazsam ilk işim üçünü ard arda hızlıca editleyip halledip yüklemek olacak. Gerçekten mavi ekran var 2021 senesinde Blue Magic ya. Hoş geldin abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim Baykan. Baştan bilgi vereyim. Benim de geçen hafta yayında bilgisayar dondu ya. Bu hafta içi bir kere daha yaşadım aynı problemi. Bir daha olabilir. Hani bir anda gidersem haberin olsun şimdi. Abi Benim bilgisayarda böyle yavaş yavaş alarm vermeye başladı bakalım. işte benimki de aynı şey. Ya benimki yavaş yavaş değil. Ben ölüyorum. Hani baba öldür beni falan diyor yani. Aristo'nun gitti. Aa gitti mi? Gitti. Yine bekleriz. Seviliyorsun Aristocuğum tekrar. Güzel bir sürpriz oldu bizim için de. Ortak PC alma abi. Bir hafta sende, bir hafta bende kalıyor değil mi? Ama niye kedi almışız gibi? Ben çalışmıyorum. Müşterilere şey diyorum. Bu hafta bilgisayar arkadaşımla çalışamıyorum ben de. Ay. O zaman duyurumu yaptım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta içinde gelecek önceki bölümlerin tekrarları. 2 hafta, YouTube'da 2 hafta eksik şu an için. Bu haftayla beraber 3 olacak eksik sayısı ama hafta içi ben bunu çok hızlıca telafi etmeyi planlıyorum bilgisayarım el verdiği müddetçe.
Ve bu arada arkadaşlar partnerliğe çok yakınız. Lütfen burada kalın. İstatistiğimizin bugün de 70 artı olması lazım. Partnerliğe çok yakın bir durumdayız. Hani başvuru yapmak için. Bunu da sizden rica edeyim. O zaman Fuchs'tan ya bütün albümü dinlemeyeceğim de iki parçasına hızlıca bakalım diyorum. İlk parçamız Remix 1. Herkes katil geliyor. Ben fade attım. Arkadaşlar bakın müzik bilmenize gerek yok. Oradaki hataları yakaladınız değil mi? Hani hani Armoni 101 yayınlarımıza beklerim. Fuchs Detonasyon değil bu atonasyon gerçekten ya. Armoni neydi? Lanetim gitti, kusura bakmayın, bir anda Ha, aklı çıktı. tekrar hoş geldin Aristo. Hoş geldin. Bir şey kaçırmadım değil mi öyle mükemmel? Yani asla bu yayında Kaç mükemmel bir kere? şey dinlemiyoruz. Öğrenmen lazım. Yani klasik Fuchs dinledik. Yine hani armoni yok. Armoni öldü yani. Daha doğrusu demin. Bakayım abi. Diyeceğim, senin yayında açtığın şeyler Discord'dan geliyor mu ses, yoksa benim Twitch'ten mi izlemem lazım? Yok, onu Twitch'ten izlemen lazım abi. Benim de internetim gitseydi keşke duymasaydım dedi dendi chat'te. Aristo'nun şansı için. Ama sen nasıl buldun Mali? O yaptığın işareti podcast'te duyamayacaklar. Elini baş parmağı ve serçe parmağını birleştirip yüzüne doğru çevirip ağzının bir yanından diğer yanına doğru çekti arkadaşlar. Lan bu serçe parmak mı? Serçe mi dedin? Böyle evet. İşaret parmağı abi. İşaret ve baş parmak, pardon. Bak anında şarkı vurdu abi bana şu an. Bu ne abi, şey gibi küçük ürkücüler gibi böyle, değil mi? Yarım ürkücü. Şarkı damarlarımda geziyor benim şu an, o yüzden böyle. Konuşmayacağım dedim, konuşurum. Kana çok hızlı şarkı kana çok hızlı karışıyor abi. Of. İzci abi o dendi bana, doğru. Yavru kurt, bebe kurt mu olurmuş? Okancığım Peki selamlar. sana bir soru. Bir hafta boyunca aralıksız 24 saat çarpı 7 Kila Akan ve Sero düeti var, onu dinleyeceksin. Ama onun yerine alternatif olarak Fuchs dinleyeceksin bir hafta. Hangisini tercih edersin? Kolay soru abi, net Selova ki Hakan. Samimi. Tamam, teşekkür ederim. Hani buna bu cevabı vermeyende de bir şeylik ararım. Trollük ararım yani. O zaman Fox'u bir gün yapayım. 100 bin verseler falan diye böyle iyice Gerçekten. şey muhabbet, lise muhabbeti. Doğru, bugün Celoverse'ü de var, doğru. Ben buna Aynen. geçiyorum abi, üstüne konuşabileceğim hiçbir şey yok. Çok berbat ve hatalı bir iş yani. Keşke remix'i masa yapmasaydı yani diyorum. Yani çünkü başka açıklamam yok. Hani bilinçli veya canlı olan bir obje yapmamış bu remix'i çünkü abi. İlk hoş geldin. Bir şarkımız daha var, ona bakalım. Mahalleli geliyor. Evet, bunu da geçtik. Ya ilk dinlediğimizden daha iyi olduğunu kabul etmekle birlikte yine çok kötü. Ama bu arada prodüksiyonla uğraşan arkadaşlarıma chatte bir sorum var. Arkadaşlar bu FL Studio'daki stock kick'ti mi? Hani kick snare direkt stock FL'i açtığımızda karşımıza gelen kick ve snare değil mi? Doğru biliyorum. Bana çok öyle geldi çünkü yani, o yüzden. Evet, ben de doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuşum. Ozan'dan güzel bir espri geldi. Hiç kullanmadım, bilmiyorum. Kick de kullanmadım diye. Biliyoruz Ozan'cığım. Evet arkadaşlar, aramızda bir ünlü arkadaşım daha var bugün. Davulsuz eleman Ozan bizlerle beraber. Oh. Şarkıyı paint'te yapmışlar abi. Efendim, ne alakadandı? Sarkan abi çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ay. Yorumun var mı Mali? İlerleyeyim mi? Yok, lütfen. Tamam. Lütfen.
Sıradaki parçamız. Evet, Velet ve Zai seni beklerken. Evet, ben fade attım. Şakası soruyorum Ali, nasıl buldun? Ben Velet'in daha önceki şarkılarına göre, ya Velet klasmanında değerlendirirsek daha başarılı buldum. Hem fikrim o yüzden sordum. Ve en azından nakaratı kendi okumamış ve artık bir halay kafasından çıkmışız ya. Hani hani bu yani biraz ön yargılı girdim, evet, ben. Evet, ön yargılı girdik biraz ama beklediğimden daha iyi bir şeyle karşılaştım, yalan yok. Ama yani şöyle, iyi parça demiyorum. Velet'ten beklediğimden daha iyi bir şey. Ben yine çünkü halay drill bekliyordum yani. Nakarat'ta yine böyle bir sıra gecesinde başlıyoruz falan bekliyordum açıkçası. O gelmedi. Bu açıdan olumlu. Ama benim tekrar dinleyeceğim bir parça mı? Hayır, kendi çizgisi içerisinde ama en azından daha düzgün bir şeyler denemiş. Evet yani her zamanki Velet o açıdan yani. Klişe sözler, bayık vokaller, doğru. En son Mason Mandalinacı vardı sanırım. Doğru hatırlıyorsun John Kerr. En son öyle bir olay vardı. O neydi ya? Şey, Veysel Mutlu öyle olan parça, hatırlıyor musun? Ya şey, pelerin gibi berber önlüğü takmışlardı. Arkada Veysel VM falan yazıyordu. Aha, tamam, hatırladım. Beğenmedim. Yalan yok, çok üzmedi ama yani. Evet yani, ya Fuchs'tan sonra dinlediğimiz için de olmuş olabilir, bilmiyorum ama. Emir dediği gibi, bende gerçekten müthiş bir cringe content hafızası var ama benim bugün kameramda da bir drop var. Şu saçma hareketi yapacağım. Şu an yok ama yayında onu da fark ediyordum. Arkadaşlar şu an baş parmağını podcast için söyleyeyim. Baş parmağını saça parmağını birleştirip. Yok, el salladı. Saçma hareket dediği el sallamak. Evet. Ama yani boşluğa el sallıyorsun sonuçta. Yani 5 FPS gerçekten. Of. Ve şu an bu benim mesela bilgisayarımla alakası olan problem değil. Bende buradaki sesler sağlam gözüküyor yani. Bana gelen şeyde sıfır drop gözüküyor şu an yani, müthiş. Ama şarkıda donma var, bende donma var, anlamadım yani neden böyle oluyor. Bu nasıl bir anket ya? Allah aşkına kim açtı bu? Velet sizi öpecek ama 100 bin dolar veriyorlar, kabul abi. Yani 100 bin çirkinleşmek dolar, istemiyorum da yani. Ben de ama ya bir de şey yer soru çok çok net değil soru, o yüzden cevap veremedim. Yok abi, bir de yer yön belirtilmemiş yani, böyle dayım gibi yanağımdan öpecekse o yani çok 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 kolay para yani, anladın mı? Ben buna evet. İşte ondan dedim hani yani. Çok ucu açık bir soru. Öyleyse okey. Yani. Oy oy. Ben ilerliyorum. İlerliyorum. Rota. Aynı çizgiden devam edelim istedim. Fark ettim. Rota, uyuyamıyorum geliyor. Tamam, ben fade attım arkadaşlar. Mali nasıl buldun? Yine şakasız söyleyeceğim. Hı-hı. Ciddi. Yine bir önceki şarkıdaki gibi ben daha kötü bir şey bekliyordum. Beklentimin üstünde çıktı. Yok, ben bu sefer seninle en fikir değilim. Yani çünkü ben Rota'dan bu şarkıyı abi bayağı bir kez dinledim. Aynı şarkıyı bayağı bir kez dinledim hissi var bende çok. Yani ya en azından şey yok. Şunu kastediyorsan kabulüm. Geçen haftalarda Rota'nın facia nakaratlı bir iki parçasını falan dinlediğimize göre kıyaslıyorsan kabulüm. Burada o yok. Evet, onlara göre. Ha, yine o Rota'nın çok tekerlememsi vokali var, yine fark etmişsindir. Hani beni çok yoruyor o flow açıkçası. Ve hep aynı konular, aynı vokal tercihleri. Yani çok sıkıcı geliyor bana, üzgünüm ya. Ben kendi adıma hani geçer buldum şarkıyı. Çok iyi olmaz adam. Eyvallah. Belki ön yargı oluştuğu için artık. Ondan öyle geliyor olabilir, bilmiyorum. Evet, bu sefer aşırı kötü nakarat tercih etmemiş Deniz, evet. Better TV emotları henüz Türkiye'de erişim açılmadı diyebiliyorum Kaan bu arada. O yüzden ben normal emotları yüklemeyi de yine unuttum bu arada. Of. Çağlar hayır, henüz hayır. Yeni başladık. Dümdüz şarkı ya, evet ya, iyi bulmuyorum yani. Ben ilerliyorum abi. Ben bir dakika abi. Hı. Emir Kemal şey demiş de, Mali abi neden sinirlisin bu kadar? Sinirli değil mi? Sinirli mi duruyor? Benim canım yani, parasını ödeyip alamadığımız hizmetlere sıkkın. Ben sinirli değilim ya. Ha. Kedi gibi bir insanım ben. O kadar da değil mi? İlerleyeyim mi Mali, ne dersin? Olur. Yeis Sansura, olanaklar geliyor. Abi evet.
Chat'ten de geç kararlarını gördüm ama otorite bile kullanırım ben bunda normal şartlarda geçtim. YGS'den sonra AB'ye girmiş. Ya gerçekten neden öyle bir sahne vardı klipte bu arada yani. Yine berber önlüğü. Evet. Yani Türkçe rap klibinde birisi mason olacaksa berber önlüğü geliyor. Bu şey güzel bu arada, yalan değil yani. Ben beğendim. Sana bugün ne oldu? Berber önlüğünden bahsediyorum. Ha, ben bu çünkü parça gerçekten hani nakarat yazılamadığı için ya 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 diye bitmiş. Ama o şeydi hani iyi duruyor diye ya 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 diye bitmiş. Yani nakarat yazma eylemi tamamlanamadığı için öyle bitmiş, çok eminim ben ya. Ve hani Bu ne, bilgisayar hatası gibi, nakarat yazma eylemi tamamlanamadığı için. ve hani chat'te gelmişti, çok doğru bir yorum vardı. Hani Sehabe diye birini tanımasam da Sehabe'nin kardeşi derdim diye. çok çok doğru bir yorum bence. Bu arada ilk verse fena değildi. Şimdi ciddi ciddi söyleyeyim, ilk verse fena değildi. Ondan sonrası kötüydü Ben bence. yine hiç, Tuğhan'ın da bugün Twitter'da dediği gibi sen ne kadar mutsuz bir adamsın, hiçbir şey beğenmiyorsun dedi ya bana. ben yine Öyle mi dedi? evet şey o ses şeyi için. ben yine beğenmeyen tarafım abi. Yani gerçekten beğenmedim ya. Ha şeyden iyi. Hani Fokus'tan ve Rota'nın parçasından iyi ama yani bu bir kıstas mı? Çok tartışmalı yani. Yani. Aristocuğum tamamdır. Yarın öbür gün falan, bu hafta hiç yayın yapamadık. Şartlar el verirse bir mucize olur. Hafta sonu en kötü direkt goy goy yayını yaparız kafamıza göre Aynen. ya. Kesin. Kesin. %100. Yüzdeyiz. Baykan, bir şey soracağım. Tweet'i ben çok beğendim. Retweetlesem senin için bir sıkıntı olur mu? Retweetle. Tamam. Çok hoşuma gitti. Bulacağım şimdi. Yaptık. Değil mi? Kimse inanmadı yani. Ben bu parçada da abi hızlıca ilerliyorum yani. Çok fazla üstünde konuşacağım bir şey yok yani. Yok, sonrasında yazdıklarını gördüm, vazgeçtim şu an. Kimin? Tuan. Benle başka diyaloğu olmadı. Yok, senle değil, genel olarak. Bizim aramızda problem yok zaten abi yani. Öyle bir hani kavga gibi bir durum yok yani. Ama komikmiş. Çağlar yayının başında Tam senin yazmadık söylediğin ama gibi de yazmamış yine gibi. onu da konuşuruz ya. İlerleyeyim mi, ne dersin? İlerleyelim. O zaman dipnot kimse emniyette değil geliyor. Evet, ben fade attım arkadaşlar. Mali nasıl buldun? İlk girdiğinde ben Beat'i bayağı beğenmiştim. Sonra bir şey oldu Beat'te, anlamadım ben. Bunu sen anlarsın ne olduğunu. Dramlardan mı başka bir sorun var bilmiyorum. Bir şey oldu böyle, şarkıdan koptum Beat ben. Beat'i Switch'i mi takip diyorsun? etmeye başladım. Yok, Beat Switch'ten bahsetmiyorum canım. İlk Beat'ten bahsediyorum. Hmm. İlk Beat'in bir yerine kadar gayet güzel gidiyordu. Bir yerde bir şey oldu. Teknik olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bir şarkıdan koptum Ya ilk de Snare tonuna kadar baya bir sorun var bu arada ama önceki evet. haftalardaki beatlerden ilk beat için konuşuyorum. Beat Switch var ya parçada, ilk beat için konuşuyorum. Önceki haftalarda ya bu beatin üstünde dipnot ne yapsa zaten olmayacakmış dediğim klasmandan baya uzak olumlu manada. İlk beat hatalarına rağmen ama ikinci beat çok kötü. Ve parça zaten Üçüncü. ya üçüncü değil o. yani ben onu üçüncü yani ya, davul tonları çok kötü abi. Ve ben sokakçıyım aga falan. Yani bana daha iyi yazabiliyor. Yani dipnot normalde daha iyi yazabiliyor. Yine bu sefer de hani beat olmuş, dipnot biraz zayıf kalmış gibi görüyorum burada. Ha, ama parçayı bütünüyle ele alırsam özellikle ikinci kısım yüzünden baya kötü. İlk beat üzerindeki kısmı göz önüne alırsam bu haftanın şimdilik fena değil diyebileceğim işlerinden biri. Orada tatlıydı yani. Yer yer. Ben de Bazı senin tercihler. son söylediğini söyleyecektim. Sen girdiğin için tamamlayamadım o kısmını. Ben en başta şey, aa bak güzel bir iş geldi bugün diye girdim ama sonra ikinci beatle beraber düştü. Undertaker hoş geldin. Abi niye bu kadar erken yeni içiyorsun diye. Bu hafta öyle yaptık.
Biraz çünkü hem biraz uyku problemim var hem Mali bir taşınma durumu olacak yakın zamanda sonunda. Onunla alakalı plan program yapacağız gibi gibi. Bir de benim işim var. Evet. Dün bütün gün dışarıda geçti. Yarın çalışmam lazım derken öyle erken başlayabildik. Ben iç mimarlık fikirlerimi paylaşacağım ara ara onunla falan diye bugün biraz erken bitirelim dedik. Aynen. Param olmadığı için lise mezunundan şey alacağım. Teşekkür ederim. Mimarlık mezunlarına gidemiyorum, Doğru rica söylüyorsun. Sağ olasın. ederim. Erken açalım abi artık. Eyvallah. Karar sizin. Bence güzel ya erken. Çok Ama çok erken biterse yarım saat ileri atarız. yani ya, yarım saat ileri dedin zaten. Şey 9. Aslında normal saatimizden yarım saat erkeni yani. Hani eksiklerine rağmen fena değil derim bu parçaya ama yani eksikleri de ciddi eksikler yani. Bunu da belirtmem lazım. Yok ben bir switch'ten sonrası için onu diyemem. Öncesi için derdim de Aa Perzingo sonrası sen için de mi? diyemem. Sen de mi iş mimarlık okuyorsun? Sabır diliyorum. İlerleyeyim mi? Ne dersin? Şu ikiye bölme olayını bir konuşsak mı acaba? Bence çok bana çok mantıklı gelmiyor ama isterseniz bölebiliriz de Haftalığı ikiye bölmek ya mesela bu yayınları. hafta çok bu hafta şey hani bence tadında parça çıkmış ama çok çok hafta çok parça çıkmış bir haftada bunu belki masaya yatırabilir Evet, sizin durum. o zaman olabilir. Ama bu sefer de şey olacak. Ya ben yarın gelemeyeceğim, bunu da dinleyelim, bunu da dinleyelim Ha. olacak bence. Böyle bir handikapı da var. Ya Undertaker bazen 6-7 saat sürüyor ya böyle çok parça çıktığı haftalarda falan. Yani orada aslında o yayınlardan birinde biz onu düşünmüştük. Hani acaba biz bunu haftada ikiye mi bölsek diye hani bir kısmını bir gün bir kısmını bir gün gibi de. 6-7 dedin aklıma geldi. Ben köz atalı bir saat oldu. Hemen bir atıp geleyim mi? Tamam. Goygoy kısmını uzatınca Tamam hemen canım geliyorum. sorayım. Değil mi Deniz? Yani o da var. Of, kararsızım ya. Biz Discord'da bunu bir konuşuruz. Baykan abi nasılsın? Bu meme bana mı dönüyor şu an? Bildirim gelmedi. Enteresan. Neden oldu bilmiyorum. Ama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz erken girdik. Bir Gürcistan yapalım. Oy. Mesela bugün neler kaç parça var ya daha var da hani bu hafta kesinlikle 5-6 saati bulmayız gibi geliyor bana yani en basitinden. Bir şeye baktım şu an chat'e dönüyorum. Evet Miraç emotları yüklemeyi yine unuttum ya. Hey, buradayım. Bosporus dinlediğimiz parça Dipnot'un. Topik olarak geldiği için başta söyledim ona ekranda gözükmüyor haklısın. Dedi ve 9 saat yayın yaptı. Yok imkanı yok ya onun bugün. Yani bunu Discord'da da tartışabiliriz şey. Hani haftalık yayınımız Görmeyeyim mi? çok uzun olsa falan. Evet ve Discord demişken Fantasy Draft için oynamak isteyenler varsa hala İnsan alımımız açık. Kontenjan var. İnsan alın. Peki. haberiniz olsun. NBA Fantasy Draft için. Sanki orta çağ pazarından köle oluyor. İnsan alın mı ya? Peki. Böyle bir ırkçı şakalar. Üç şaka değil abi. İnsan alımı ne demek? Yani. Oyuncu alımı falan ne bari? İnsan alımı. Fantasy draft değil toplanıp basket oynayalım desek yetmiyor şu an. Yo şu an fantasy draft'ta 3 kişi bile oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz kalabalık lig olsun istiyoruz sadece. Ay. Bosporus hayırdır niye? Ben ilerliyorum bu arada. Tamamdır. Bu da topikti ama kim olduğunu hatırlayamadım. Bir bakacağım. Ha Sürveyen ve Farazi Amazon geliyor. Evet arkadaşlar geç kararlarınızı gördüm. Ben emin olmak için baktım. Tekrar ve fade'imizi attım. Nasıl buldun Çok pardon, hapşıracak gibi oldum, Mali? hapşıramadım o yüzden bir dakika durdum. Çok yaşa. Hapşırama kadar geldi, hapşıramadım.
Podcast ekleri için burnumu gösterdim orta parmağımla. Tamam. Bütün açıklamaları yapıyoruz. Ya ben Beat'i sevdim. Ama onun dışında daha önce geçen haftalarda konuştuğumuz şu dümdüz anlatım birazcık baymaya başladı beni. Süben üzerinde demiyorum da. Şey sevindirici, evet, bir şeylerden bahseden, eli yüzü düzgün böyle yerlere dokunan şarkılar yapılması sevindirici ama hani çok dümdüz okuyunca, çok dümdüz yazınca daha doğrusu çok sarmıyor beni. Bence bahsedemiyor abi, yani burada üzgünüm. Hayır, konu olarak diyorum işte, ben. Bahsedemediğini işte. Ben de farkındayım zaten de. Yani. Bu arada... Ben de dediğim o, yani aynı şeyi söylüyoruz. Hype en başından beri aynı şeyi söylüyorum bu arada. İki kişiyiz galiba bunu düşünen. Hype 216 demiş ki, Farazi demişken başıma bir şey gelmeyecekse Anti Kahraman 90 Nesli albümünün abartıldığını düşünüyorum. Hani Cenk burada mısın? Selamlar. Ama yani net aynı fikirdeyiz. Bir dakika ya. Ne oldu? Mesaj serinin de ne oldu diye baktım. Küfür falan yok. Ha aga, ha tamam. Yeri söylemler ve aga kelimesi bizim chatimizde. Küfür olmayıp yasaklı olan şeyler ya. Evet, ama burada yasak değil, o yüzden ben aga diyebilirim istedim. Deme ya, ne olur deme ya. Bütün şarkılara aga diye gireceğim bundan sonra. Bu arada hani şey, beat'teki sampling güzel ama mesela clap tercihi beni almadı. Yani neden clap abi? İyi, çünkü iyi durmuş. Evet, oraya ben de takıldım da söylemeyi unuttum. Yani, güzel sampling bence, o davulla biraz ezilmiş yani. Sürveyen çok kötü vokal. Yani bu şey, beat'in clap tercihi yüzünden beat'inin puanını bayağı bir düşürüyorum. Çünkü o hani beat'in var, sampling'in hissettirdiğini davullar hissettirmiyor dedim ya, özetle aslına bakarsan demin. Hani ona rağmen beat'e yazık olmuş yani bu vokalle. Yani. Politik konulara, sosyal konulara değinilmeye çalışılmış ama yani çok kötü, çok kör göze parmak şeklinde. Evet, chatten bir şey okuyayım o zaman çok hızlıca. Sorun, ismi vermeyeyim, sıkıntı olmasın. Sorunların adını söyleyip geçmiş gibi evet, diye evet. Özetleyebiliriz. Evet evet, yani bunu herkes yapabilir bu yani. Ve hani vokal olarak çok kötü vokal. Aşırı yorucu. Trans kadınlara garip değilmiş demiş Aristo. Yo, trans cinayetleri politiktir. Yani bir slogan, evet, bu zaten bir slogan. Ama işte sloganları arka arkaya söylediğimizde biz hani bu meselelere değinmiş ve derinlemesine incelemiş olmuyoruz bence parçalarda. Yalnız olumlu bir şey söyleyeceğim ben ufaktan. Uzun süre çok fazla iş vermeyip şimdi yeni tekrar... Bir kedi dışarıda şu an sabote ediyor beni ama ben ses geliyor bilmiyorum. Kedi aldın diye sevinmiştim birazdan gelip sevinmiştim. Yok ya, taşınınca sahipleneceğim umuyorum. Aklınızda olsun, böyle güzel tatlış arkadaşları yönlendirebilirsiniz bana. Neyse. Kediden bahsediyoruz değil mi? Evet, kediden bahsediyoruz. Yani anladığınız gibi anlayın. Neyse. Devam et abi. Bakma sen. Ne diyorduk? Tamam, okey. Uzun süre geri dönen. Uzun zamandır böyle iş vermeyen, tekrar geri dönmeye başlayan isimlerde genelde şey görüyoruz da. Ya hani yeni nesle ayak uydurmaya çalışmış ama olmamış. Ya da işte eski tarzından da çok uzak diyoruz ya. Sürveyen eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. En azından aynı çizgide ilerliyor. Belki olumlu olarak bunu değerlendirebilirim. Hani olumlu bir şey söyleyeceksek ya. Ya bir de samimi gelmiyor, tamam. İnsanlar değişebilir abi. Ama abi yani maalesef benim beatim üzerine... Hani ben o çok eski işte, albüm çıktığında beatimin üzerine neler olmuş diye baktığımda ikisinin Joker'le bir parçası vardı. Yani o parçayı insan yapan insan, oradaki söylemlerde bulunan insan, şimdi bunları söyleyince bana biraz garip geliyor. Yani çok samimiyetsiz geliyor açıkçası yani. Onu bilemem, insanların düşünceleri gerçekten değişiyor çünkü zaman içinde, ona bir şey diyemem. Bir de yani o zaman bu isimlerin çoğu eski şarkılarını yaptıklarında daha çocuktu, akıl olarak da çocuktu, yaş olarak da çocuktu, yani biz ona çok bir şey diyemem. Çok da çocuk değildik ya, o kadar da yani şeyden bahsetmiyorum, 2007'den falan bahsetmiyorum abi yani. Kaç yılı bu? Tahmini? 13-12 falandır. Yani yine ama baktım daha böyle 7-8 sene var yani, az da değil. Evet bak, zaten o yüzden insanlar değişebilir ama yani oradaki söylemlerle bunlar bayağı bir ters kaçıyor deme sebebim o yani.
Undertaker demiş ki abi ben homofobik okuyamadım. dedim sadece. Abi ben homofobik falandım birkaç yıl önce bilmiyordum ki doğrusunu diye. Ya evet bu olumlu gelişmeler hepimizde oluyor. Hepimizin bu tarz söylemleri zamanında oldu. Maalesef bu camia içerisinde ama. Bunu hala sürdüren insanlar da var tabii ki. O da enteresan geliyor bana şu çağda. Arkadaşlar Türk liselerin Aristo ben ülkücüydüm işte o güzel denk geldi, bir şey söyleyecektim ben de. Türk liselerinin erkeklerinin %90'ı zaten kendi ırkı dışındakilerin ölmesi gerektiğini düşünüyor. Yani o sonradan değişiyor biraz. Bilmiyorum sizin lisede de öyle miydi ama. Yiğit demiş ki ben buna bir kendi bir cevabım olacak. Yani şey cevabım olacak da Yiğit'i burada fırçalamayacağım da. Abi bence kimse kimseyi sevmek ya da saygı göstermek zorunda değil ama laf dağıtamaz. Ellemen guzum demiş. Bence saygı göstermek zorundasınız ya. Mesleki olarak mesela bu şey, mesela ben de şunu söylüyorum. Mesleki olarak sırf birine eski diye saygı göstermek zorunda değilim. Bu mesleki saygı hak edilir ama bireyin tercihleri yüzünden ya da işte ırkı yüzünden ona saygı duymamak anlayamayacağım bir şey. Bu konuda saygı duymak zorundayız ya. Seni tabii Onu ki tabii ki kastettiğini tabii ki düşünmüyorum ben ama. tabii ki senin saygı sınırın aşılmadıkça. Yani. Ne dediğin şey aslında bir Onu da saygı. oku istersen de Ha. podcast'ta, o da gitsin. Çok havada Tamam, kalmasın. Yiğit demiş ki abi saygıdan kastım şu. Sen ona karışma, o sana karışmasın. Saygı duymamak dediğim bu de, diye tekrar düzeltmiş. Ya ben bunu bir saygı olarak görüyorum yani. Çünkü sen ona karışmıyor. Yani karışmaya hakkın yok zaten ve karışmıyorsun hani yani. Doğru düşünüyor ama yanlış konuşuyor dendi chatte. İlerleyeyim mi ne dersin? Ben Olur. hani Sonuçta sıkıntı var yine. bu parçayı da hani beat'ten dolayı fena değil diyebilirim. Beat'teki clap tercihine rağmen ama kesinlikle vokal yüzünden çok kötü parça abi. Ben şu an için henüz en kötüyü belirlemeye çok adayımız olacağı için henüz erken konuşmuyor ama henüz en iyi için henüz bir adayım yok bugün benim yine. Harman kavgasına gireriz yine. En kötü notlarını almayı unuttum. Dur bir dakika. İlk ne dinlemiştik biz? Fuchs. İlk şarkı neydi? Yok, adı neydi? Of, baştan Hatırlamıyorum. istersen bir baştan dinleyelim. Herkes Olur. katil, herkes katil ve mahalleli dinlemişiz Fuchs'tan. Okey, tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Aristo bu yorumunu okumayacağım. Başım belaya girmesin. Öyle çok da bela girecek bir şey yazmamış bu arada. Şey, ne yazmış diye merak ettim. Belli olmaz Türk rap camiası abi. Tamam. İlerliyorum ben abi o zaman. Hı. Sırada. Olvi Mart geliyor. Evet. Geçtik arkadaşlar. Hem chatten geçlerinizi gördüm. Burası demokratik bir kanal. Hem de benim İşimize yine geldiği kadar işimize demokratik. geldiği kadar değil. Benim internetim yüzünden abi o kadar donuyor ki yani yarım yarım duymak da işkence insanları. Abi şöyle, ben de o şekilde çalışmadı. Çok kısa bir kısmını deneyelim ben de. Bugün yine olarak yine internetle ilgili problemimiz var hepimizin galiba. Servis sağlayıcımız abi Oh. sağ olsunlar. Her yayın sevgiyle anıyoruz kendilerini biliyorsun yani. Ya, kamyon yüküyle para alıyorsunuz abi ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Ve hani şey benim bitrate ayarlarıma falan da bir taraftan bakıyorum abi her şey. Daha bunun daha düşüğü zaten hesap makinesinden yayın vermek yani. Mümkünse öyle bir şey. Ben dinleyebildiğim kadarıyla ki bunun o şeyle Olvi ile alakası yok. Benim internet servisi sağlayıcımla alakası var. Dinleyebildiğim kadarıyla yorum yapıyorum. Buradaki yorumların biraz belki haksızca gelebilir. Beat'i beğendim. Güzel fikirler var. Evet abi 30 FPS Serkan abi. Güzel fikirler var. Bitti ama Olvin'in vokali yani konu bütünlüğünü falan ben de yakalayamadım ama dediğim gibi bu kesik kesik geldiği için bazı satırlar bende direkt yok çünkü hani ona sen daha iyi değinebilirsin dinleyebildiysen ama mesela vokal Ya. tercihi kesinlikle bu beat'in hak ettiği bir vokal tercihi değil. Çok yorucu hale getirmiş. Mesela yani şey bu beat'in üzerine benim aklıma yine Unique bünyesinden Fred geliyor. Hani Fred girseydi acaba ne yapar diye düşündüm beat'i dinlerken. Çünkü beat tatlı.
Baykan, sen beni hiç dinlemiyorsun değil mi? Senin sesin bana gelmiyor çünkü. Senin sadece beni hiç dinlemiyorsun değil mi dediğin şey bana geldi. Yayına da o da gitmiş olabilir, bilmiyorum. Ha, tamam, şu an geliyor mu? Şu an geliyor, evet. Ama sen bir şey söylemediğin için ben Tamam. hemen devam ettim yani. Hayır, ben dedim ki Watch Together bende gitti. Hayır ya, sen de cevap verdin buna, duymamış olamazsın. Watch Together bende gitti. Ben dinleyemedim şarkıyı. Sonuna yetiştim dedim. Sonra da servis sağlayıcıya gömdük. Duydun yani onu. Onu duydum, O onu duydum. yüzden Sen hala beni duymuyorsun ama işte niye konuşuyor musun anlamadım ben de işte, anladın mı? yok, şey dedin ya, sen daha iyi değerlendirebilirsin dinlediysen dedin ya, ben dinleyemedim, onu söylüyorum zaten. Anladım, tamam. Vokallerde Dinleyemedim sıkıntılar yani. var demiş. Yani burada o zaman sen yorum yapmıyorsun. Biz chatle şey yaptık ama dediğim gibi. Yapmıyorsun değil, yapamıyorum. Ya Dinlemedim işte. çünkü. Yani konsept bütünlüğü var mı yok mu? Onu çok yakalayamadım chatte. Olmadığına alakalı eleştiriler de gördüm. Bence güzel bütünlük var de diye de yorum geldi. Ona ben şu an değinemiyorum çünkü teşekkürler TT.net. Hani ama tekrar özet geçmem gerekirse hani beat'i bayağı beğendim ama vokalde bence beat'e uyumsuzluk var vokal konusunda ve bariz sıkıntılar var teknik manada. Hani bu beat'in vokali bu değil yani kesin olarak. Olabilecekken olmamış kategorisine alırım ben bunu. Onun için hatta şey örneğini verdim ben de. Hani beat'te çok güzel fikirler var. Acaba hani yine uyanık bünyesinden Freddy bunu da duysam neler duyardı mı? İşte parçayı dinleyebildiğim kadarıyla aklıma gelen ilk düşünce bu olmuştu mesela yani. O yüzden. Onu dile getirdim. O zaman ilerleyeyim mi? Evet, siz de tam dinleyemediniz gerçi. Evet, yapacak bir şey yok. İlerleyeceğiz mi acaba? Oy oy. Bu şu olay çok canımı sıkıyor ya. Bedon'un albüme girelim mi? Ne dersin? İki parça. Olur. O zaman şöyle yapalım. Girelim iki parça, sonra ufak bir ara daha verelim. Ben hemen mutfağa gidip geleyim. Tamamdır. İlk olarak ya, Bedo ve Anıl Piyancı günah geliyor. Gelebilirse. Aa, too much kafa sesi. Fade attım ben. Ben Of. artık netteleri kırmızı olarak dinlemek istiyorum Bayfın, kabul edersen eğer. Nasıl mutluysan. Bence çok tatlı oldu bu. Nasıl mutluysan. Böyle hafif sahne, hafif pavyon ortak böyle konsept, bence tatlı oldu şu an. Tamam. Böyle gelin, böyle gideceğim. Peki. Abi ben beat'ten başlayacağım. Mesela yaylılar güzel fikir ama neden 2 saniye abi? Hani bunu aranjeye daha iyi yedirebilirdiniz. Çünkü ana melodimiz gerçekten çok bayık. Ha tutacak mı? TikTok'a bağlı ve muhtemelen tutacak. PMC'nin çoğu işi gibi. Abi biraz bekle en kötü parça başlamadan dolsun az video denmiş. Tamam deneyelim bunu da. Ses kısık zaten. Bir sonraki parçayı ben getireyim. Deneyelim ama sanmıyorum bir şey olacağını. Umarım işe yarar tabii ki. 2 saniye iyi müzik hakları var abi, o yüzden Ha gönlüm geldi. eyvallah. Ya yok o yaylılar da mesela şey değil. Hani bütün parçaya yayıldığı zaman da iyi olmayacak ama yani sadece verse çıkışına koymak bence tatlı bir fikir olmamış. Çünkü nakaratta o melodiyi bağlayacak bir şey gelmedi. Evet yine üzgünüz bana. Aa, tamam abi anladık üzgünsün ve kızı alınmıyoruz diye bir yorum gelmişti. Ben sürekli üzgünüm beğenmedim falan dediğim için. Ay, gözüm acıdı ya, dur ben şuramı tekrar düzelteceğim. Tamam. Gözlerim geliyor şu an. Oğlum, pavyona nasıl gidiyorsunuz ya? Nasıl bir arkadaş? Abi, Evet, bu gerçek bir soru muydu? gerçek bizde dedi. Gözüm acıdı ya. Nedir? Benim yani bu tabii ki bu prodüktörün fikri ama yani ben o yaylılarla verse'ten çıkıyorsam nakaratta da ona bağlanmasını beklerim. Asla öyle bir şey olmuyor yani. Tekrar çat diye düşüyoruz. Ha, 2 saniye yükselip neden düştük? Ha, bu iyi bir düşüş de değil çünkü yani. Bilmiyorum katılır mısınız? Siz de ama Bedon'un vokali beni genel olarak yoruyor zaten hep söylüyorum bunu yani. Hani burnumda et var. Sound'la dediğim gibi parçayı bitirirken söyledim çok fazla kafa sesi beni çok yoruyor yani. Yani nakaratı da beğenmiyorum Valdox ben. Hani genel olarak Bedon'un nakaratlarını çok beğenmiyorum. Ha, iyi yani yine aynı yorumu yapacağım ama Ben Pero iyi çocuk deyip piyasada barındırıyorsak Beto da iyi çocuk piyasada var olsun ama yani bence iyi çocukluk hani müzikal bir kıstas olmamalı yani. Anıl her zamanki Anıl yani yine aynı verse okumuş gibi hissediyorum.
Ya şey değil, kendi kitlesi beğenecek midir fanbase'i? Beğenecektir evet, ama yani değişik bir şey duyamıyorum Anıl'dan ben. Hep aynı verse'ü giriyor, hep aynı parçayı yapıyormuş ve beat değişiyormuş gibi geliyor bana. Her zaman için böyle giriyor yani. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben şeyi kaybettim ya, odamı kaybettim ya. Fabian sorusundan sonra. Çok talihsiz bir soru olduğunu farkına vardım ya. Pavyona nasıl gidiyoruz diye sordun ya. Evet. Bayağı ve öncesinde Evet. de zaten eve tatlış arkadaşları yönlendirin diye kedi istedin. Yani sen bugün iyi değilsin abi. Allah Allah, oğlum kediyle pavyonun ne alakası var? Öyle bir şey mi dedim ben şimdi? Senin bugünkü böyle saçma söylemlerin sayacı başlattım. Sadece hatırladıklarımı sayıyorum. Sen bana yaparken iyiydi. Ay, ilerleyeyim mi, ne dersin? İlerleyen bir patronla olan şarkıya da bakalım O da. parçadayız zaten. Yüklensin diye açmıştım. Umarım arkadaşın önerisi işe yarar. O zaman bu albümden dinleyeceğimiz son parça Bedo ve Patron Ölebilirim geliyor. Sonrasında Mali kısa bir molaya gidecek. Bir dakika, biz bunu dinledik ya, durdurdum. Biz, bu kliple verilmişti, biz bunu dinledik. Okay. O zaman Bedo'nun albümünden solo parçaya bakalım. Albüme ismini veren parça Tamam. gelsin. Bedo Yorgun geliyor. Yok, fade attım arkadaşlar. Of. Of. Çok kötü vokal tercihi. Hayır, 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 hayır. Ve ben bak, bu söyleyeyim mi? Bu şarkı albüme ismini veren şarkı. Hani normalde biz albüme hani en güvendiğimiz şarkının ismini falan veririz. Eğer hani konsept değilse, albümden bir ismi veriyorsak falan. Hani bu şarkıysa bunun yürüme şansı da yok abi bu şarkının. TikTok'a rağmen falan yok yani. Tamam, 57 saniye dinledik, tamamı dinlemedik ama yani ev taşıdım şu an yani, yine aynı şekilde. Of. Albümü çok iyi anlatıyor bence. Nereden araklandı acaba adammış ya. Efecan'ın öyle vakaları var mı henüz, bir emin değilim ama astral tag açabilirim istiyorsanız. Herhangi bir Ayarladık mı, o var mı? yer. Ya yok, ben ayarlamadım ama MP3 formatında elimin altında hazır duruyor. Sen molaya Tamam, ayarlamışız işte abi. O zaten varsa vardır işte. Onu soruyor. Molaya gidiyor musun? Gideyim gideyim. Tamam, git. Biz de o sırada rastgele Dur şey, kendime enselerin gelmediğince ağzından bir parça çorabımı yapayım çıkarıyorum. Bir giyeyim de gideceğim de. ne? Hadi görüşürüz. Tamam. Ben de sen gelene kadar düzgün bir özlediğim tarzda bir rap parça dinleyeyim de bir kendime eğileyim. Ekrana vermeme gerek yok. Buradan açacağım arkadaşlar. Çalar herhalde. Biraz da güzel rap dinleyelim ya. Evet. Fade attım. Ya sen gelene kadar daha uzun sürer sanıyordum. Bir parça dinleyelim. Kendime geleyim diye Shook One açtım da. Anladım. Bu arada sen demin adamın vokaline çorap yorumu yaptın ve ben o yüzden söyledim. Yani durup dururken çorap demedim bu arada. Çorap demedim şimdi Bütün ya. saçım. Evet dedin demin. Çorap demedim ya. O zaman bambaşka bir kelimeyi ben öyle Evet, ben... algılamışım. Çok güzel. Chat, ben astrale Evet. diyorum ya. Bedo'ya çorapla alakalı bir yorum yaptın mı yani? Ağzında çorap var gibi okuyor demedim ya. Ben Hayır. başka, benim kafa mı gitti? Allah Allah. Öyle bir cümle Peki. kurmadım ya. Kime dedin sen onu peki? Abi ben onu genelde mambo rapçilere söylüyorum genel olarak ama Demin de dedin sanki yok, ya. demin öyle bir şey demedim ya. Aa, biri çete yazmış o zaman. Peki. Burnunda et var dedim. Ben hani Bedo'nun burnunda et varmış gibi vokalde Aa, algıladım. ben onu peki nasıl çorap var gibi algılamış. Ben hiç öyle bir şey ya demedim çünkü bugün yani. Chat'te de şu an Tamam, özür çoraplarını dilerim o nereden zaman. aldın Bedo dedi falan. Yani sen bugün Evet, hiç iyi değilsin. özür dilerim. Bütün çoraplardan özür diliyorum şu anda. Ya ben öyle bir cümle kurmadım çünkü. Böyle kendimi Tamam, sorguluyorum. Bu özür neyin şakası, neyin göndermesi, onu sorguluyorum. Hatta sen dilerim. giderken de Özür dilerim tamam. çorap giyiyorum diye gelince neden diye sorguluyorum ben en başından. Tamam, özür dilerim. Of. İlerleyeyim mi? O zaman. Emir yazmış. Çorap dürüm diril yazmış. Ben Emir'i direkt Of. sanki sen söylemişsin gibi Okey. algılamışım. Peki. Cuma yorgunluğu diyelim. Öyle. Cuma yorgunluğu. Tamam, Yani girmeyeceğim. haftanın, bütün haftanın yorgunluğu anlamında. Girmeyeceğim cuma namazı şakalarına, tamam. Ha, girdin zaten abi. Yarısına kadar gelip girmeyeceğim dedi. O zaman Güntaş Özdemir featuring Kamufle Dünyanın Son Günü geliyor. Evet, fade attım arkadaşlar. Geç kararlarınızı gördüm de
Biraz daha devam edeyim dedim. Kamuflerin verdiği son iki parçadan kat kat iyi kabul. Ya Güntaç'ı ben de daha önce Modexel'le yaptığı düetlerden hatırlıyorum aynı Güntaç'ta. Orada çünkü sadece Güntaç yazıyordu, hani soy ismi Özdemir olarak yazmıyor diye biliyorum ama sesi benzettim. Çok daha iyi bir vokaldi. Ama Kaan Dangöz'e benzetmesi yapıldı chatte de ya şey. Sadece ses olarak andırıyor. Şey, aynen yorum falan da geldi. Ama yani evet Gözde, hani bu Kıyas kabul etmez ama. ya kıyas kabul etmez onu demek istedim. Ve şeydi, Güntaş iyi bir vokaldi ama bu nakaratla değil. Gerçekten parçayı nakarat düşürüyor bence. Kamufle'nin verse'leri iyi. Hani chatte Aliso yazmış, hani 3 akor üzerinden yürüyor beat diye. Bence hani burada Less is More kafası bence çalışmış burada. Beni parçada tutuyor altyapı. Kamufle'nin verse'lerini beğendim. Ben aksine Güntaş'ı bayağı beğeneceğimi düşünerek bu parçaya girdim. Hani ve o beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu da gariptir. Yani. Yok Aristok yani kıyas kabul etmez zaten. Kaan Tangöze'yle hani alakası olmadığını anlatmak için dedim ya. Ama ben de o vokaldeki benzerliği ben de aldım ya, chatte yazıldığı gibi. Ama şey değil Ben yani, yine bağ söylüyorum, kuramadım. kıyas. Ben bağ kuramadım. Yok, vokalin başında bir yerde var, nakaratın başında bir yerde var. Ha, Duman'ın da dediğim gibi erken dönemdeki bir iki işi iyidir ve hani grubun o açıdan saygınlığı var ama yani son yıllarda onun hakkında da çok olumlu düşüncelerim yok yani Duman grubu hakkında da yani. Hemen senin söyleyeceklerini söyleyecektim. Yani nakarat dışında ben şarkıyı beğendim bayağı, Kamufle'nin verse'lerini. Ya Beat'i geç bayağı beğendim. yani yine bu daha önce bugün bir iki şarkıda daha aynı şeyi söyledim. Evden yine uçak geçti. Tekrar edeyim. Bugün bir iki şarkıda da aynı şeyi geçtim. Ya çok iyi fikirler var ama bir şey oluyor ve parçalar böyle hani uzay boşluğuna dağılıyor ya. Bugün onu farkındasın değil mi? Evet, çok can çekişti vokal, evet. Yani evet, birinde beat'te bir problem var, birinde nakaratta bir problem var. Sen molaya gittin, ben de hızlıca bir gidip geliyorum. Bu arada Abi bir çok sonraki kötü parçaya zamanda geçelim. Yo, çok kutusuna kötü bak zaman hiç. derken keşke sen Yok gelmeseydin. benim Ama için kötü bir zaman ama bir sıkıntı yok. ihtiyaç molası. Tamam, hadi git. Şöyle ben de 21 şey 22.10'da alarm kurmuştum da 22.15'te bir şey yapmam lazım. Niye gizli gizli söyledim bilmiyorum ya. Bir tane açık artırma var, ona bakacağım. Çok gizli bir operasyonmuş gibi söyledim. Size abi yazın, ben sonra hepsine birden cevap vereceğim. Ama bunun için bir şeyimiz var bu arada, değil mi? Komutumuz vardı galiba. Aynen, nasılsın komutu var. İyiyim, hepinize teşekkür ederim. Böyle topluca cevap vereyim. Şu mimi de üşenmeden yaptığınız için teşekkür ederim. Baykan'ın Çok hızlı kedi şeyi. ilerledim. İnanıyorum Evet, bayağı hızlı bu arada. Baykan'ın kedi kapısı. buna. Yağlamak lazım onu, Benim doğru söylüyorsunuz. mutfağın kapısı da öyle. Bana Baykan telefonda farem var elinde demişti. Kendi kapısını şu an kendisini kınıyor. Tamam. Bu arada bayağı hızlı geldim. Gerçekten. Gerçekten mi? Özür Teşekkürler. dilerim tekrar. Ben Yok. ilerliyorum. Bayağı hızlı geldim dedim abi. Neye özür diliyorsun? İyi bir şey söyledim. Yo, ben bayağı fazla geldi anladım. Biz bugün kontak Hızlı, kuramıyoruz. yok. Hızlı geldim, hızlı. Ben kapının o gıcırtısı fazla geldi anladım. O yüzden özür diliyorum. Yok. Öyle de olsa özür dilemene gerek yok. Baykan, sonuçta senin yayının, senin kapın yani. İstersen Feride teşekkür ederim. kır kapıyı yani bize. Ay. Peki. İlerliyorum ben o zaman. Tamamdır. Neler dinlemedik bakıyorum. Ha, çok bir şeyimiz Abi bir dakika, kalmamış biliyor abi çok musun? özür dilerim, bir Tabii. dakika. Çok özür dilerim. Ben çok kötü bir konumda kaldım şu anda. Teker teker cevap vermiyor, eski Mali'ye bak diye. Şu an bana bir laf geldi. Ben en baştan chatte bütün nasıl yazanları tek tek sayayım mı şimdi? Of. 15 dakika 15 dakika onu sayalım şu an. Arkadaşlar bir de villaya taşınmadım. Sadece ufak bir üst katı var diye merdiven var. Keşke villaya taşınsaydım. Yani yok öyle bir şey. Keşke villaya taşınsaydım. Ama İnşallah Baykan yayınları ilerletir de Evet, o villaya da zaman taşınırız hep iyi bir beraber. şarkı. Bugün benim aradığım iyilikte bir şarkı dinleyemedik. Umarım ileride çıkar diyorum şu anlık ve ilerliyorum. Evet, bütün şarkılarda ufak ufak problemler vardı. Ya,
Ya biz geçen bu arada arkadaşlar Tetik Serkan abi chatte, onu da tanıyanlarınız vardır. Hem ara ara rap müzik üzerine sohbet yayınları yapıyor, hem güzel oyunlar oynuyor. Onu da takiplemenizi öneririm. Yani bu yüzden Serkan abiden önce bu şekilde bahsederek girdim. Geçen onunla da konuştuk. Hani gerçekten ben bir şeyleri beğenmeyi çabalıyoruz aslında ikimiz de burada. Hani Manipa bana göre biraz daha beğenen taraf. Ben genelde hakikaten mutsuz ve hiçbir şey beğenmeyen insan profili çiziyorum ama gerçekten hani çabalıyorum inanın yani. Ya bu şarkıda da dediğim gibi eksiklerin bugün dinlediğimiz mesela Fuchs işine falan kıyasla çok iyi şarkı, tamam, ama yani yine eksiği var yani. Ben yani kusurlu iş. Yani kusurlu işi de böyle ben yere göre sığdıramayacak şekilde beğendiğimi söyleyemem. Çünkü dürüstse hani bu kusuru duyduğum anda ben bu şarkıya bir daha şans vermeyeceğim yayın sonrasında yani. Kim yaparsa yapsın tarafsızca. İlerliyorum. Ne varmış? Maze ilerle geliyor. Yine Almanya'dayız. Ne diyorsun? Abi çok çok kısa bir şey söyleyeceğim. Türkçe rap'in son dönemi bir insan olsaydı, bir vokal olsaydı muhtemelen böyle olurdu. Çünkü bu şarkıdan sanırım 300 bininci kez falan dinliyoruz. Evet. Yani burada Maze'e özel bir durum söz konusu değil. Yok. Gerçekten herkes bunu yapıyor abi ve ben bu tek tiplikten o kadar sıkıldım ki yani. Ve oldukça hatalı aynı işlerden bu arada. Evet. O güzel bir ekleme Gözde. Evet, Spotify yeraltı listesindeki herhangi bir parça. Ya da Nıkıvt listesindeki herhangi bir parça. Yani üzgünüm. Üzgün olduğunu biliyorum. Yani. Doğru söylüyorsun. Yo, bu arada yani gerçekten çok sık bu kelimeyi kullanıyor olmam arkadaşı rahatsız etmiş olabilir. Ona hani şey, daha önce Ali Ali vakasındaki gibi bir diss atmıyoruz. Kusura bakma abi. Reflekse dönüyor bazı kelimelerin kullanımı yani. Kusura bakma abi, üzgünüm. İşte evet, kusura bakmıyoruz ve üzgünüz tekrar geldi mesela. İkisi bir arada komboyla geldi hatta. Hatta bunu şey yapabilir miyiz? Komut olarak ekleyebilir miyiz? Olur. İleride. Kusura bakma bir üzgünüm. yine Unique'den bir iş daha var. Aces. Abi tamam, çok özür dilerim. Tam özür dilerim. Yine sanırım bir gecikme var seste. Ben son kez özür dileyip kapatıyorum sesi. Tamam abi. Yani sen toptan bütün bölmelerimin intikamını alıyormuşsun gibi de hissediyorum ama bilmiyorum. Gerçi onu siz Joker'in EP'ye baktığımız yayında fazlasıyla yaşattınız bana. Kekeliyorum artık, cümleye giremiyorum çünkü. Yok, cidden ara ara drop oluyor bende, o yüzden tamam. Şey değil. Hadi bakalım. O zaman geliyor. Aces ve Omero Kaçak. Aces diye okumuyorsa da üzgünüm. A dolar işareti, A dolar işareti şeklinde yazılmış çünkü. Yani... Ya diyorum artık, kelime değil çünkü bunlar yani. Üzgünüm. Telaffuzuma takılacak olan varsa. Aces ve Omero Kaçak geliyor. Evet, ben bu kadar Afrotrap, ya benim Afrotrap'e maksimum katlanabileceğim bu. Bir dakika dinledik ve ben fade attım. Bunu da aynısından çok çok dinledik ya, gerçekten. Keşke az önceki yorum yapmasaydım da şimdi yapsaydım. Yani aynısı ve hatalı aynısı yani, hala ısrarla. Deminki şarkı da Münih'ten değil mi? Keşke Almanya müziğe de Schengen kotası getirse ya. Kotası. Ya evet, kota getirmesi yani, lazım. Bize değil abi. Kota getirmesi. Hani... Okey okey. Hani dedim yurt dışına çıkmayı unuttum mu diye düşündüm. Evet, o da bir tık var yani. ASAP Rocky, tamam. Asla bu arada ASAP Rocky'ye çok büyük saygısızlık olur ya bu kıyas. Kendisini de çok overrated bulsam da ya. Ay. Netteleri sona saklayayım. Biraz daha ilerleyelim. Zaten az nette var gerçi de. Servet Azimli, SVA, Kavgalar Büyütürüm geliyor. Of. Geçtim abi. Otorite. Ya arkadaşlar, demoları dinleyeceğiz ama ya, ısrarla bunu spamlamaya gerek yok bence chatte. Yani sabredin. Dubstep albüm olsa da dinlesek, vallahi onu bile özledim ya. Bir ara Dope Diody'den de sıkılmıştım çünkü, ama olur yani. Çok yordu.
Ya Muş'tan Nakarata ve Çağrı Sinici Verse aldım bu sefer. Sen de aynı sesi aldın mı bilmiyorum. Abi beat'le baya büyük bir uyumsuzluk var. Üzgünüm. Yine üzgünüm Çağrı Sinci versiyonu olumlu olarak söylemediğini benim. düşünüyorum. Evet, olumlu olarak söylemedim. Tamam, ben Çağrı Sinci versiyonu falan almadım çünkü. Çünkü yani Keşke alsaydım hatta Yo yani. Net'te de daha önce Çağrı Sinci aldık. Yani bir verse'de aldık. Hatırlıyorsundur yani. Sen şey olarak söylüyorsun. Vokal benzerliği açısından mı söylüyorsun? Vokal kullanım benzerliği, vurgular, evet. Okey, tamam. Ben kalite açısından söylüyorsun sandım da dedim ne oluyor? Cümleni anlamadım seni. Tamam, Ha. şimdi oldu. Okey. Abi evde biri seni çağırıyor arabasında şu an. Nasıl? Baya içeride korna çaldılar. Salonda korna çaldılar. Evde biri seni arabaya çağırıyor şu an, haberin olsun. Yani GTA'da değil. Neyse. Baykan. Hatırlıyorsundur muhtemelen. Sokağa çıkma yasağı olmadığı için bizim burada. Herkes sokakta şu anda. Kalktı mı yasak acaba? Bizim burada derken sen de Türkiye'de İstanbul'da yaşamıyor muyuz? Bir dakika, nasıl orada yok yasak? Yani baksana dışarıdan geçen arabaların şeyini, sayısına. Ha tamam, doğru söylüyorsun. Yok herhalde yani. Ya da ben fark etmeden akşam yasağı kalktı, bilmiyorum. Yani yok, bana haber vermeden yurt dışına göçtüysen küserim, çünkü beni de götürmen gerekiyordu. Sence yurt dışına göçsem şu anda burada mı olurum? Bence olmam yani. Bence olursun gayet yani, bu arada. Daha iyi bir işin yok şu an. Daha iyi iş bundan sana böyle 1 milyon tane falan sayabilirim. Farkındayım ama olsun. İstersen yayın sonuna kadar sayarım 1 milyon taneyi. Yok, Mali'nin yasağı ihlal edenlere laf soktuğunun farkındayım Ömür. Ben de onu desteklemek için biraz daha üstüne oynuyorum ki daha da açık açık soksun diye, ama yapmıyor. Benim kadar kontrolsüz değil. Bizim yayın... Abi biri konuşuyor şu anda dışarıda yani. Evet, Bayağı sohbet ediyor yani. önüne gelen o kadar kolay izin alıyor ki Sufyun dediği gibi, gerçekten yani. Hayır, şu an şey yok bu arada. Benim annem babam da izinli. Yani izinleri var. Yakın bir arkadaşımın da izni var. Onların da çıkması yasak. Sadece amaç uğruna çıkabiliyorsun. Şey, amaç uğruna da çok iddialı oldu da. Mesela annem de Şey değil babam ilaç sektöründe. Onlar mesela üretimde bir sıkıntı olduğunda falan böyle ciddi bir sebeple çıkabiliyorlar yani. amaç O anlamda uğruna değil, söylüyorum. şey böyle hani evet, Dava uğruna. maskeyi yırtarak devrim Aynen. yapmaya çıkıyorsun Kültür. böyle. Bak abi arabayı çalıştırdı herif ya. Ya da Evet, kadın ya da belki de bilmiyorum da. maskeyi çıkarak cihada katılabiliyorsun, devrim yapabiliyorsun. amaç uğruna. Ya anlaşıldı sonuçta Baykancığım. Olsun, ben bu eğlendim şu an yani. Abi gerçekten bugün bir şey var bu arada. Bayağı araba geçiyor. Maç falan var mıydı acaba? yani Türkiye sonuçta yani kutlanabilir. Enteresan, neyse. Ay. Ben ilerliyorum abi, beğenmedim parçayı. Ben de beğenmedim. Özellikle nakaratı. Ne gelsin? Epidemic'ten geliyor. Lil Pack ya da Lil Pak, Tupac gibi okumam gerekiyorsa, arkadaş kendi bilir nasıl okunduğunu. Kamil geliyor. İsminde Lil var geçtiğinde ne demek ya? MOP'de de Lil Fame var arkadaşlar. Yani ya da Lil Wayne kötü bir rapçi değil. Bu algıyı yıkalım. Ufuk'sun uydurduğu bir saçmalık yani. Yok, Fetva anlatmadan çat diye durdurdum. Yine bininci kez keçi gördüğüm kliplerden bir tanesi. Aynı vokaller, of yeter. Ama Yiğit yani gerçekten o saçmalık, tekrar edeyim şarkıya girerken söylemiştim. O saçmalığı Fuchs uydurdu. Bir rapçinin başında Lil, Big falan varsa, Young varsa geçeceksin diye yani. Cahil cahil yorumlarla gelmeyelim lütfen arkadaşlar. Ya birisi cahilce bir yorum yaptıysa onu benimsemeyelim daha doğrusu. Yani Abi MOP... senin ekibin başında da doktor var mesela. Yok... Hani biz ona bir şey diyor muyuz yani? Yok abi, bir de şey, MOP diye bir grup var, aranızda bilenler vardır illa ki. Lütfen olsun daha doğrusu. Abi Lil Fame diye bir efsane var onun içinde yani. Ya da Bigel diye bir rapçi var, biliyoruz değil mi? yani. Böyle bir genelleme şekli yok yani. O Fuchs'un çıkardığı bir saçmalık o yani. evet, kuzen geldi. Gerçekten kuzen diye giren Nette parçasında çok benzer vibe aldım bu parçada yani. Hardus, hoş geldin. Ya Türkiye için dedim diye bir şey yok. İyi yani, dünya Türkiye'den ibaret değil. Aa evet lan, Young Money var. Neyin Young Money var hatta? evet, ya, Lil Young Şey. Money var, doğru. Lütfen. Ya mutlu olun. İngilizce çok iyi. İngilizceyi unuttum burada. Bundan ötürü denmiş. Ya çok kısa, ben buna çok tahammül edemediğim için başında geçtik. Bir yorum yapmadan ilerliyorum ya.
Abi o bardağı nereden bulabilirim? Ya abi yılbaşı hediyesi olarak annemler aldı bana bunu. Sorarım. Discord'da yazarım istiyorsan. Yani. Sponsorunla geldi mi değil mi? Şey, ekranı yukarı kaydırarak alabiliyorsunuz şu an. Evet. Baykan zaten onu bekliyor Instagram aktif olarak kullanmak için. Abi sosyal medyayı aktif olarak kullanacak kadar hani tam çok boş vaktim var ama çok ekstra boş vakit geliyor bana ya. Çok ekstra Cümleyi vaktim var. tamamlayacaksın diye çok korktum gerçekten. Ama o Evet. kadar boş vaktim yok diye Evet. Kendi tamamlayacaksın diye kendimi çok korktum. düşünüp sonra devam edeyim ama gerçi abi hani şey millet çekildiği fotoğrafları editliyor böyle filtreler atıyor bilmem ne. Ha şuradayız. Aferin abi. Bana ne yani. Her yediğiniz içtiğinizi görmek zorunda değilim ya. Gerçi keşke öyle olsa. Şu an herkes şey billboard gibi geziyor. Hani bir fotoğrafa giriyorsun bütün hani sponsorlu ya da diyeyim markalar etiketlenmiş böyle üstüne falan. Böyle. Abi ne yapıyorsunuz kendinize ya? Abi bu arada Bakacağız alınca yapacak bir efektif kullanımla alakalı. Ben 1000 küsur kişiyi takip ediyorum ve aşırı bilgi bombardımanındayım. Hepsi de olumlu yani. Kimi takip ettiği de bağlı. abi yok yani bu konuda hemfikirim ama hani Türkiye'deki genel Instagram kullanımı yani sen de farkındasındır. Efektif, verimli ve verimli, düzgün, IQ'su yüksek ve efektif kullanan 4 tane falan influencer var galiba. Yani influencerlardan bahsetmiyorum. Canım. Kaydırmalı post deyince aklımıza direkt o geliyor ya o yüzden diyorum. Ay, ilerliyorum ben abi. Perma, elim belimde geliyor. Of. Ya gülecektim ki hani cringe dozundan bir an gülecek gibi olmam ama sonra çok acıttı parça beni ya. Gülemedim bile ya. Fade attım bu arada arkadaşlar da. Üzgünüm. Abi yani şöyle üzgünüm. Abi kadının erilliği hiç çekilmiyor ya. Ben Gerçekten. oraya takılmadım. Ben şarkının kötülüğüne takıldım. Şarkı her yerde kötü canım. Her açıdan kötü ama yani Ben ciddi ciddi gerizekalıyım ya. Keşke biz zamanında 15 yıl, 20 yıl önce oturup rap yapıyorduk abi yani ve yapsaymışız. Ya ciddi ciddi yayınlamıyorduk ciddi yani sadece. ciddi 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 yapsaymışız keşke yani. Gerçekten abi cringe dozundan gülemedim yani ve ya şey var pop, yani vokal berbat vokal klip güzel hani enteresan. Hani klibe bütçe harcanmış ama bunun için parçayı övmeyeceğim yani. Beat'ten sıkıldım. Vokallerden çok sıkıldım. Hani yer yer yine daha önce söylediğiniz gibi hani sosyal konulara da girmeye çalışılmış, politik sözler yazılmış ama yani ulaşmıyor bize ve gerçekten bir kadının erilleşmesi en tiksindiğim şey olabilir benim ya. Uy, bilemedim. Siz nasıl buldunuz chat? Sen farklı ekleyeceğim bir şey var mı Ali? Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Ya Ben evet yani sinirleniyorum. Çok sert konuşmayın. ya yok sert konuşmak değil abi sem çocuğu kadın görmek ne bileyim yani çok çok itici bir şey değil mi ya? Derya'ya da asla yakışmıyor Dara bu arada kişisel fikrim. Yani, aksi düşüncene saygım var ama ben kimseye bunu yakıştıramıyorum yani. Açıkçası. Sutlu bütün komutları ben koyuyorum. Neden Açan'ı ne üzerine koymuştuk hatırlamıyorum ama kaldı o da öyle yani. Üzgünüm. Yine geldi. Üzgünüm counter gelecek yakında. Komut olarak mesela. İlerliyorum abi. Nette'den size iki tane iş getireceğim bugün ya. Almışım isteği ama çoğu iyi değil. İki tane getireceğim. Logo falan da açmıyorum artık. Yıldım yani. Nette'ye geliyor. Ufuk Alkan, Gazi Osman Paşa geliyor. Ya da açarım hadi logoları ya. Evet. Durdurdum arkadaşlar. Abi link atar Şarkı mısın? bitti zaten abi Evet. biliyordum dedim Yok yani. yok geç kararı çıkmadı. Ama eğlendiğimiz çıkmadı gerçi yoksa çoktan vardı. Link istenmiş şarkının müthiş. Abi ben de bir yere açabilir miyim? Şeyde boşu gördüğü değiştirince geliyordum size de. Geliyor abi. Canım Tamam anam bir... dövmesinden mi bahsediyor? Yok dur bulacağım. Siz konuşun ben böyle bakayım sahneye. Ya gerçekten. Ya bu arada nette çıtası için kötü değil ama Hı. yani. Ha. Abi böyle izledim Ha, tamam, peki. Bu podcast için hiçbir şey ifade etmedi abi. Evet hiçbir şey ifade etmiyor. Ben kendim izledim diye korktum. Çocuklar çok sevimliymiş bu arada. Şu an Evet. çocuklar yok değil mi ekranda? Ha tamam. Yok yok yok.
Ha. Evet arkadaşlar Bit Astral'in falan değil, Astral Tag'ini ben ekledim arkadan ya. Yok öyle bir şey yani. Şarkı çalarken onu ben ekledim yani. Çok o vibe'daydı çünkü parça genel anlamda yani. Ya nette çizgisi için iyi parça bu arada. Nette çizgisi için ama yani şey yine nakaratta şeyi yakalamışsındır. Hani Kila Akan ve Doğu Çocuk vibe'ını sen de almışsındır hani. Yok zaten Zoka şarkı yine aynı kelimeler zaten bak farklı kelime skalasına çıkmıyoruz. Zoka 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 yaklaş 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 fıs 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 hani hep buralardayız anladın mı? Bu arada ciddi ciddi şarkı nette kalitesine göre fena değil yani ama şey değil mi şarkı sen aldın mı onu bilmiyorum. Netteğinin böyle bir araya getirilmiş, derlenmiş böyle Ha mix gibi. multiverse diyorsun hani şey önce Bütün her şey şey var. diyorsun sen. Netliğe dair her şey var yani. Sen şunu diyorsun. Önce Kaptan Amerika filmi çıkıyor. Ondan sonra Iron Man filmi çıkıyor. En son Civil War oluyor ya. Onu, yani önce İkizler 313 geldi. Sonra Şahin de Kalk geldi. Başka bir yerden Bozo geldi. En sonunda da işte Ufuk Alkan'la Ha. beraber ilk phase'i kapattık. İkinci phase'de de Thanos parça verecek Netliğe, değil mi? Bundan bahsediyoruz yani. Evet, bundan bahsediyorum. Tamam. Tam o noktadayız yani. Nette sinematik universe gerçekten. Geek şakandan dolayı teşekkür ederim. Rica ederim. Baykan abi Aktay neden hiç dinlenmiyor? Ben bilmediğim için bazı isimleri çok yoğun haftalarda hani ben bu ismi duymadım hani merak eden var mı diye soruyorum. Bir kere falan sormuştum geçelim abi denmişti otomatikman. Çünkü hani bilmediğim için biraz ölüyoruz biliyorsun yayınlarda. Onun etkisiyle geçtiğimiz birisiydi. Hiç de dinlemedim biliyor musun o zaman? Bu arada Zerrin'in söylediği de doğru. Yeni yayında o Evet. teyzeyi ekleyebiliriz aslında ama şey Mümkün. olur mu hani? Netteden telif yer miyiz onu bilmiyorum. Evet, o olabilir. O mümkün. O zaman netlere de ilerliyorum. Biraz kafa dağıtalım. Sonra zaten Olur çok olur. fazla parçamız kalmadı. Hızlıca demolara da bir bakarız. Ve merak edilen parçalara doğru ilerleriz. O zaman yine netlerden geliyor. Efe Atıl, Ejder'in Doğuşu geliyor. Evet, geçtim arkadaşlar. Hani ya aradı ben şarkının ismini görünce Ejder'in Doğuşu daha müthiş bir şey bekliyordum. Aradığımı bulamadım ama şey var. Hani gurbetçi değil mi abi? Eminiz. Var öyle bir vibe. Değil mi? Öyle Evet. bir his aldım yani. Var var var. Var hatta ben bu vokali bir Yani. yerde dinledim de kimden olduğunu çıkaramıyorum şu anda Bir ya. dakika ben şu an gördüm mü sahneyi bilmiyorum. Yok ne oldu? Abi şurada şunu yere koyarak içinden burnuma suratıma çay sıçratmayı Ah be görmedim keşke başardım. görseydim. Şu an onu siliyorum bir saniye. Ağzımı bulamadım abi. IQ'mu düşün. Ölümün Ben senin kuzeyi. nette yayınlanan özel çay alacağım. Huni alacağım bu arada. Ya Öyle bir şeyim var. Kepi çıkarıp huni takacağım. keşke yılbaşında MF Doom'un vefat haberini almasaydık da hani yayının devamında nette yılın en iyi netlerine falan girseydik, girebilseydik ya vardı öyle niyetlerim. Of. Ya bugünkü bir bazı parçalardan iyi Valdox. Hani Fuchs'tan iyi arkadaş kabul. Ama ya yine de kötü. Of. İlerliyorum. Hadi bir netlerimiz daha yazsın. Vezir ifşa geliyor. Arkadaşlar geçtim merak etme ama bir şey soracağım. Gözde'nin yorumu yüzünden bunu soracağım. Gözde okul zili dedi Mali. Bu sizin okuldaki o zil furyasına katılabilecek bir parça Ha mı? bu. Aynen katıl. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Ben yarı otoritem vardır diye düşünüyorum Var bu var. kanalda. Yarı otorite kullanıp devamına bakacağım. Çok merak ettim çünkü. Gerçekten mi ya? Evet. Tamam. Dur sesi aç. Yetti yetti tamam yetti. Tamam. Yetti çok fazlasıyla yetti yani ben alacağımı aldım. Bu nette dozumu bugün nette bana finişimi çaktı şu an yani. Abi yani beat müthiş. Beat müthiş yani lirikal seviye muazzam yani şey asla verme ifşa. Neydi nakarat? Asla verme Her zaman ifşa. gülümse fotoğraflarda falan abi. Hani rastgele kelimelerle parça yapmasa mıydık? Ya da parça yapmasa mıydık Evet, evet, belki evet, de. evet. Link istiyorum geldi. Ne oldu? Siz abi ne olur nette açma diyordunuz en son. Ne oldu? Şimdi hep linkler isteniyor nettelerden.
Ya. Sen niye fıkrasına gülünmeyen adam vokalini aldın ki bir durup dururken bir anda? Ne gerek var buna? Oy, normal playlist'e geçeyim mi bir anda ciddileşip Bir netler daha yok mu ya? Ya bu azalmışım. Ya, gerek var mı bilmiyorum ama. İstersen bir tane daha var. Ya bir tane daha olur Tamam. bence. O Güzel zaman gidiyor. bir netler daha gelsin. Tam ölelim, öyle çıkalım netlerden. Gökhan Can, İstanbul geceleri geliyor. Yeter abi gerçekten. Zaten titinet de diyor. Abi Sen sal diyor yani oradan. droplu gidiyor. Sal diyor yani. Aa, eller havaya devam. Mali gerçekten şey var mı? Otomatik olarak LED'in ışık değiştiriyor mu? abi aslında var ama şöyle telefondan Spotify'a bağlayıp yapabiliyorsun. Burada Ha. olmuyor. Yok keşke olsaydı. Ya O yüzden ben manuel yaptım. yani Spotify'da bunu dinlemeni önermiyorum çünkü önerilerim buna göre şekilleniyor ya sonrasında. Oğlum benim zaten Spotify listelerim bok gibi yani. O yüzden Emir biliyor yakalamış birkaç tanesini. O yüzden sıkıntı yok yani. O Burak Cashflow mu diye zehirli oku attı bugün. Bir Cashflow olayı da var çünkü tweet mevzusu falan ama gireceğiz yeri geldiğinde. Yasin'cim hoş geldin. Abi ben yani gerçekten neden abi herkes müzik yapıyor? Bunu sorgulamak istiyorum ya. Yani ciddi modumu açtım ama ya. Neden ya? Ya arkadaşınız da mı yok abi gerçekten? Hani yayınlama kankacım. Hani iyiliğin için rezil olursun diye uyaran kimse yok mu abi sizi ya? Bir dakika ben burada Emir Kemal şu an gerçekten hazırda bekliyor. Bana saldıracak. O saldırmadan ben saldırıyorum Eminem taktiğiyle. Yakaladığı listemde BG var, Rayman var. Bir de Haker şarkısı var. Onları yakalamış. Teşekkürler. Hacker'da mı var? Wow. Kerat hoş geldin. Var. Ben... Çünkü çok 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 ortaya karışık salata listemi yakalamış kendisi sağ olsun. Eyvallah. Güzel oldu yani. O bana karşı koz olarak kullanmadan ben hemen bir yapıştırayım onu da Ciddiye rahat edelim. almayalım Baykan, ben çok sorguladım değil mi? Gözde. Yok senden bahsetmiyoruz Baykan, benim deminki yani Evet, olay. anladım Senin bir Baykan. suratın düşer gibi oldu orada çünkü. O yüzden bu bilgiyi sana iletmek istedim Teşekkür yani. ederim. Bir an anlamadım böyle bir saniyenin onda biri kadar Ama bir yok süre anlamadım o da bakışın yine de sonra bize çözdüm. o bakışın yine bize geçti ama ben oradan aldım yani. Bakışın konuştu senin yerine yani. İlerliyorum ben abi. Normal place'e geri dönüyoruz. Yeter bu Evet. kadar. Nette ki zaten çok da farklı şeyler dinlemeyeceğiz yine. Geliyor. Merak ettiğiniz bir iş. Soruldu bana çünkü bugün. Aldık mı abi erken dinleyebiliyor muyuz onu falan diye. Çakal ve Rekol herhalde böyle okunuyordur. Glock geliyor. Tamam yeter abi yeter. Geçtik mi botçum geçtik. Ay. İlk verse'ı doğru düzgün duyamadık benim internetim yüzünden ama yani zaten ne alacağız ki? Yani. Senden başlayalım Ali, ben bir közüme bakacağım 2 saniye. Ya kalkmıyorum, buradayım da hani şurada yedeyim, ben uzanacağım. Ne anladım anladım okey. Ben ilk verse'ın bir kısmını duydum ya. Bana geç geldi de. Geç geldikten sonrasını duydum. Galiba senin yayındaki kesinti beni etkilemiyor. Yok, seni O yüzden. etkilemediği için soruyorum zaten. Yani evet işte hani Watch Together'da kesilmediği için. Ya ilk verse ikincisine göre daha iyiydi. Kim hangisi bilmiyorum da ben dinlediğim isimler değil çünkü ikisi de. İlki çakal, ikincisi diğer arkadaş. Muhtemelen isim sırasıyla yazdılar söyledir muhtemelen. Ama yine de şey yani beni saran böyle içine çeken bir şarkı değildi yani. Bunu duyduğuma Klasik sevindim. standart. Yani Niye? seni Biraz önceki cümlemden dolayı. Abi o listeye açıklama getireyim ben. O listenin adı Ver Müziği. yok Bir abi. Erkan Tan listesi kendisi o yüzden. Yok 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 Her yok. şey var içinde o. Asla listeyle Tamam. alakalı Linç etmeyin değildi. beni yani. Asla listeyle alakalı değildi. Beni içine çeken bir Aynı parça listede olmadı Wu-Tang de var demene çünkü o yüzden. sevindim. Beni çeken bir parça değil demene sevindim ben yani listeden bağımsız. Yani şey olsaydı mesela beğenseydim çok muazzam şarkı deseydim ne yapacaktım? Yani Ben ciddi soruyorum merak ettim çünkü o yüzden. Öyle bir sevindim dedin ki sanki böyle 3 yıldır bunu bekliyormuşsun gibi o yüzden merak ettim. neyse. Ben bir tane Peki. chat'e okuyorum. Tamam ben anladım tamam teşekkürler. Abi yani
Evet Selim şeydi. Büyük keko yani arkadaşlar belli ki ya. Yani ya kekolu semtçiyiz, sokakçıyız. Hani tarafım sokak moruk diye itmemeliyiz ya. Bu arada Diplo'da diss yok. Hani bugün öyle bir şarkı dinledik diye aklım oradan çağrışım yaptı. Yani Diplo hani bu arkadaşların yanında ben Diplo'dan keşke 10-15 tane daha olsa derim ya. Evet büyük sinyalciler ya. Bunlar hani bir dönem Türkiye'nin ve İstanbul'un yani biz İstanbul örnek vereceğim İstanbul diye onu küçülttüm biraz. Popüler semtlerinde 1 lira var mı abi? Minibüs parası var mı abi? Sigara var mı abi diyen arkadaşlar müziğe başladılar yani. Ben bunu bu olarak görüyorum. Ve hani ben bu arkadaşlardan birisiyle şeyde tanıştım. Bizzat tanışmaktan bahsetmiyorum. Yani Gerilla bir post paylaşmıştı. Hani ben bunlar kim abi diye sormuştum yani. Orada duydum. Ha, bu oradaki şey Evet. mi Zaten arkadaşım? Ha, ilkinin tamam şakal tamam şimdi olduğunu oldu. oradan biliyorum. Sima tanıdık geldi yani. Okey okey tamam. Abi yani dövmelerinizden korkmuyorum. Ya influencerlar sizi şişiriyor. Hani baştan söyleyeyim. Hani gerçekten iyi müzik yaptığınız için dinlenmiyorsunuz. Sizi influencerlar, yukarı kaydırmacı demin bahsettiğim arkadaşlar sizi şişiriyor. Ya uzun vadeli kariyerleriniz olmayacak arkadaşlar. Lütfen yüzünüze daha az dövme yaptırın. Çünkü bulmanız gereken Memur işler olaması. sadece memur olmak değil. Bulmanız gerekecek işlerde gelecekte size yani engel olacak bu yüz dövmeleri yani. Beat kötü değil. Teknik yoruma gireyim şarkı hakkında. Beat kötü değil. İki verse de birbirinden kötü. Nakarat birbirinden kötü. Ya yani abi klipte ben görmek istemiyorum artık kaslı erkek, çıplak kadın. Tamam abi. Çok Çıplak tehlikeli. erkek. Evet. Aynı zamanda. Kaslı erkek dediğimden kastım oydu aslında çünkü onu görmemiz için hani zaten hep üstsüz geziyorlar ya. Yani. Hani o. Ben açayım dedim biraz da. Çünkü şu an ya ekranda da kaldı. Bütün dikkatim dağıldı. Senin yerine ona bakıyorum şu anda. Yani teke tek de alırım muhabbeti falan da abi yani medeniyetsizliğe medeniyetsizlikle karşılık vermemek gerekiyor ya. Hani bu arkadaşlar üzerinde söylemiyorum bunu. Kalan kas nerede? Hepsi 40 kilo demiş. Evet o da doğru. Bir yaklaşım. Ya yüze dövme yaptığınca dirilici olabiliyor muyuz? Güzel soru. Ya ve şey var abi ben sanattaki kurgu olayını tamam anlıyorum ama bunu çok da ciddiye almasak mı ya? Hani kurgunuzu yine yapın arkadaşlar ama yani çok çok ciddiye almasak mı bunu? Ve hani Oğuz Bayda 4-5 seneye herkesi hoplatacaklar falan diye bir tweet atmıştı bana aynen bu şekilde. Yani siz Oğuz üzgünüm abi sanmıyorum. Yani. Ya, akım bittiğinde bu arkadaşların birçoğu ne yapacak çok merak ediyorum. Çok kötü parça. Ya hani hayırlı işler dilerim. Sonuçta influencerlar boostluyor falan dinleniyor arkadaşlar ama yani gerçekten ortada iyi bir müzik yok. Ne oldu Mali? Şeyler geçiyor yine. Ha. Onu çözmeye çalışıyor. Ya ellerinde Arda Arda. şöyle bir kaldım ya da Yani kamera mı şöyle dayansam? ne oluyordu? Dört Kamera. tane araba geçti de arka arkaya o yüzden. Eyvallah. Yani benim dışımda bilmediğim bir olay mı var dışarıda? Çıkmamız gerekiyorsa biz de çıkalım. Bizi çok üzüyorsunuz. Ya ben bu sefer üzülmedim ya. Ya çünkü bazı şeylerin azalarak biteceğine olan inancım var ya. Çok iyi niyetlisin. Teşekkür ederim. Diye düşünüyorum. Emir'cim iyi geceler. Banema da gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yine abi ev taşıdım. Öyle bir ağırlık var parça yüzünden üstümde. Ya, ama şeyi merak ediyorum. Baneva ilerlemeden hani Akçay bence bayağı iyi demişti. Yani bunu şey açısından söylemiyorum Akçay. Hani yayınları düzenli geliyor. Hani benim de onu burada hani neyini sevdin ha falan diye dalga geçmek için bunu sormadığımı biliyordur. Akçay gerçekten hani neyini beğeniyorsunuz bu arkadaşlar?
Hani bana geçmeyen şeyi merak ediyorum ya da bize geçmeyen. Kaan ne kaldı? Akçay yazana kadar ben size onu söyleyeyim. Lil Zay var. Demolar haricinde. Lil Zay var. Kontkar'ın albümü var. Selo, Maestro Cashflow, Monoman var. Baneva var. Börri Soprano var. BG var. Yani çok bir şey kalmadı ki Kontkar'ın albümünden de 3 parça var. Yani bakacağımız açıkçası. Akçay Discord gelebilir miyim demiş. Tabii Akçay. Bekliyoruz. Hani merak ettim fikirlerini. Bekleme odasına girersen ve Yasin ve Musa müsaitse seni odaya çekerler abi. Yani bugün erken başladığımız için hani Merhaba muhtemelen abi. biri bulmadan bitiririz bu arada. Akşaycığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi, siz nasılsınız? İyiyiz, İyi, iyi olmaya sağ ol. çalışıyoruz ya da hani. Ne güzel. Allah akıl sağlığı versin abi. Eyvallah. Deli dedi adam. Banlıyorum Yok abi. Banlasan iyi içerik çıkardı vallahi. Şimdi banlı istersen abi 5 dakika sonra değil mi? açarsın. Yok yok sen gel. Abi bu odaya girenler neden aynı ses tonuyla konuşuyor? Birebir aynı ses tonu değil mi? Aristo'ymuş Evet, Aristo'ymuş. Abi şöyle ben çakal şeyine geleyim. Bilmiyorum yani, benim hoşuma gidiyor. Şimdi mesela böyle tarz yapan kimler var işte, yok Batu Flex falan da var. Onları o kadar çok fazla sevmiyorum, dinlemiyorum yani, bir iki tane falan var. Ama bu çakal özellikle baya hoşuma gidiyor, çünkü ne bileyim adamın ses tonu falan da benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum yani, sadece bu çok fazla hoşuma gidiyor, öbürleri gitmiyor. Ya biraz benim kendi shamingim falan yani, öyle her insanın vardır Ha, yani guilty pleasure diyorsun. bence. Eyvallah. Yani evet, ben zaten mükemmel bir şey dinliyorum. Of falan, siz yani eziksiniz falan demiyorum ki yani. Öyle. Yoksa öyle bir şey demediğini biliyorum canım. Hani chat'te hani senin bence bayağı iyi hani sadece keko gözüktükleri için biraz ön yargılı yaklaşıyor olabilir misiniz falan deyince ondan hani merak ettim hani bizim göremediğimiz bir şey mi görüyorsun yoksa guilty pleasure'ım mı diye. Bir de Onu mesela merak bence ettim. bunlar kötünün iyisi abi yani, ne bileyim. Bağcılar kekosu olmaktansa Fransız kekosu olmayı tercih ederim yani ben Ben kek mesela. ben işte keko olunmaması taraftarıyım. Doğru, ben bir şey demiyorum tabi. Bir katılımcımız daha var galiba bir dakika. Evet. Ha Aristo geldi Bir tamam. süredir var da Aristo geldi. geldi. Tamam ben Hoş şimdi geldin abi. abi ben gerçekten genel olarak hani bu hani Bağcılar kekosuyla atıyorum zir neydi o? Banyo'nun ismini unuttum neyse. Virzenzura kekosu arasında bir fark görmüyorum ya. Yani. Evet. Bunlar daha çok insan tanıyor. Evet, ama yani Mantıklı. normal evet. Yani ya ve şey var hani gerçekten hani çok kopya gelmiyor mu hani bu hani guilty pleasure eyvallah anladım hani çok zaten severek bayılarak dinliyorum demiyorsun ama hani ya bunun orijinali var ya hani Almanya'da ki orijinalini de ben beğenmiyorum biliyorsun ama Doğru. yani orijinali varken bir şeyin hani yani şey gibi düşün. Aynı fiyata sonuçta Spotify'a aynı ücreti ödüyorsun ya. Aynı paraya Nike diyeyim hadi Malit tetiklenmesin. Yok be. Nike demeyeceğim. Hani Nike varken neden Nix'i alıyoruz? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Genel dinleyici tutumu olarak ve öğrenmek adına size bunu soruyorum yani. Evet paşandım Orada araya da girdim benimle ama. alakalı bir durum var. Orada da benimle alakalı bir durum var. Şimdi ben burada Aristo burada diye söylemiyorum. Ben bayağı trap metal dinliyorum. Aristo da biliyor zaten, daha önce konuşmuştuk. Türkiye'de ben sadece Aristo'yu beğeniyorum. Gerçekten yani, samimi söylüyorum bunu. Ama öbür insanları da dinliyorum. Mesela niye? Çünkü yurt dışında dinlediğim mesela bir türü Türkiye'de dinlemek benim hoşuma gidiyor yani. Mesela ben Paşa'nı dinliyorum. Paşa'nın bunlardan yani 25 kat belki daha iyi. Evet, Ama ne bileyim, beğenmesem de. yurt dışında dinlediğim şey Türkiye'de de duyunca benim illa hoşuma gidiyor yani. Eyvallah. Ben çünkü mesela Almanca dilini de sevmiyorum. Ya ben aynı şeyi mesela Bence globalde veya alakasız bir dil Türkiye'deki yani. M&M çakmaları için de söylüyorum biliyorsun hani yani orijinali zaten var ve aynı şeyi yapıyorken neden işte Türkçe çakmasını veya İngilizce çakmasını dinleyeyim mantığında olduğum için hani çünkü şey var hani bütçesizizdir. Hani ayakkabı örneği verdiğim için diyorum. Nike almaya bütçemiz yetmiyordur. Ve ben yani yine de çakma bir şey almaktansa daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için yine bildiğim ucuz bütçe dostu bir markayı tercih ederdim ama hani bazı insanların Nike almak yerine Nix'i almasını bütçesizlikten anlarım ama aynı paraya
Hani o sahtesini almayı mantıklı bulmuyorum ya, o yüzden dedim. Yani kendileri Bu benim yani fikrim yeni bir tabii şey ki. yani yeni bir şey zaten bulan yok da yani yeni bir şeyler denediklerinde de olanları gördüğümüz için bu bana birazcık masum geliyor artık yani alıştım o yüzden bilmiyorum. Benim kendi düşüncem böyle. Senin söylemek istediğin şey şu: adamlar Almanya'da yapıyor ama ben bunu Türkiye'de gördüğüm zaman ne, gidip Almanları dinlemeyeyim, Türkleri dinleyeyim. Sonuçta aynı tarz, Türkleri destek vereyim. Bu Ama kafadasın galiba, anlayabilirim. eyvallah. Sen onu da şey diyorsun. dinliyorum, bunu da Ya dinliyorum tam yani. o değil ya. Anladığım kadarıyla benim hani anladığım, bildiğim dil Almanca'yı da fonetik olarak hoşuma gitmiyor. O yüzden ben öyle anladım. Evet evet Çok evet öyle haklısın. öyle öyle. Ama burada bahsettiğim sadece bir hani belli bir tarzın hani dil farkıyla yapılan bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani bu parça veya bu isim özelinde konuşmuyorum. Bir de hani birebir flow'lar çalıntı, birebir tarzlar çalıntı, hatta lirikler Türkçe tercüme ve bazen beatler bile çalıntı geliyor ya önümüze mesela. Bunu kastederek soruyorum hani biraz da. Hani sadece şey değil, tarz özelinde bunu sormuyorum yani baktığın zaman. Abi şöyle lirik yok ki ortada gerçekten. Ben liriklere dün gece dinliyorduk biz arkadaşlarla bunu birleştik böyle aynı sizin gibi. Dinliyorduk bir şarkıları. Şimdi biz bunu dinledik işte böyle 3-4 kişi hoşumuza gitti tamam mı? Sonra Genius'tan liriklere bakalım dedik. Yani ben okudum. Yani okuduğumdan bir şey anlamadım ilk kez olmuştu abi gerçekten. Yani lirik yok zaten şarkıda da. Ya Bilmiyorum lirik flow'lar falan gaz yani hoşuna gidiyor. ve şey, Çakar'ın dediğini ben daha önce söylemiştim, tekrar edeyim hani kendisi de hatırlıyordur hani. Peki Türkiye'de grime veya UK drill gibi kendisine öz bir şey çıkması hiç mümkün olacak mı diye. Abi aramızda müzisyen sayısı artarsa olur ama aramızda müzisyen sayısı çok az. O yüzden çok zor bir şey bu. Bence bunun için insanlara değer verilmesi gerekiyor ve insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor yani. İşte Kimse işte. ne yaptığını veya nasıl müzik yaptığını farkında değil ki. Hani ben şey demiyorum. Arkadaşlar drill kötü bir janra, işte drill yapmayın falan demiyorum ama yani şey değil. Yani belli ki kurgu. Bu kurguya kendinizi kaptırmayın sizin iyiliğiniz için yani. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yoksa drill parça yapın ama ya da sırf drill perküsyonları olan bir beat'e daha önce örnek vermiştim birçok parçada. Teknik manada drill beat perküsyonları olan beat'e girip de üzerine aşk parçası yapınca da drill denedik demeyin. Hani benim sadece söylediğim şey bu. Yaptığınızı bilin. Hani benim söylemeye çalıştığım şey temel manada 3 aşağı 5 yukarı bu. Çok hızlıca bir özetle. Çünkü haftalarda çok konuştuğumuz bir konu çünkü. Doğru abi. Yani bilmiyorum. Yani ufkumu açarsanız da sevinirim. Hani belki yanlış düşünüyorum. Yani sizin düşünceleriniz de Yok önemli. yok abi doğrusun zaten. Bir de mesela ben de mesela drill şarkı yaptım. Mesela ben drill şarkı yaptığımdan ziyade drill altyapısı var diyorum. Çünkü ya aksak flow yok. İşte yok aksak ritimleri düzgün kullanmıyorum yani. Niye ben bunu gidip de ben yani hele hele UK drill falan yapıyorum diyor bazıları. Ben böyle oturup ağlayasım Evet evet geliyor. evet benim problemim Yani. bununla yani. Abi sen iki parça dinleyerek o janraya hakim olmadın, o subjanraya, ve o subjanrayı iddia ettiğini, bir parçanın hemen hemen çakmasını yaptığın anda bunu iddia ettiğini görmemem lazım. Yani. Öyle öyle evet. Türkiye'deki en büyük sıkıntı rapçilerin cahil olması, evet, ve gelişime kapalı olması. Miraç, hem fikrim. Malik bir şeye gidiyor galiba. Ha yok, yana gitmiş. Yok abi, esnedim de yayına şey olmasın diye sansürlü esnedim. Az önce ben konuşurken Keşke Mali abi de bir söylemeseydin de. yarıldı ufaktan ama Keşke söylemeseydin de açıklama yapmak zorunda eyvallah. kalmasaydım. Ama Köz şu alıyormuşçasına yana saklandım. Şöyle ama yetişemedim. evet. Telefonu kestim kusura bakma abi. Türkiye'de sadece rapçilerin değil de dinleyicilerin de biraz cahil olması sence kötü bir şey değil mi? Mesela bunu Tabii ki. kendimden örneklendirmek istiyorum. Yaptığım tarzdan dolayı çoğu yerde linç yedim. Scarlord Yani bu direkt dinleyicilerin bir isim tamamen... geliyor değil mi? Hemen Scarlord deniyor. Ya da Ghostmane Gerçekten deniyor değil mi diyor direkt ki... olarak? Ben Scarlord'u fazla dinlemiyorum. Ben Ama de. insanlar direkt şey diyor mesela, aa Scarlord vesaire. İsim de vermeyeceğim. Bir tane arkadaş var Türkiye'de. Bu tarzın sadece kendisinin öncü olduğunu falan söylüyor. Aa, ben Ve biliyorum o arkadaşı. sadece kendisinin yapabildiğini ve benim onun kopyası olduğumu düşünüyor. Peki. Yani alakası yok. Peki ben başka bir şey demiyorum. Peki. Peki. Peki, konu üzerinde söyledim Yok sadece. yok, ben mesela şeyim hani ya, bu bir sound'u denedin diye de hani tekele alma kafasını da asla anlayamayacağım ya. Söz var abi biliyor musun? Bu iş kimin ilk yaptığı değil, kimin doğru yaptığı ile ilgili bir Evet şey evet bence. evet evet ama yani rapçilerin biraz hani dediğin gibi cahil ve kötü müzisyen ya da müzisyen olmamasının altyapısı da şundan kaynaklı. Hani rap iyi yapması spesifik yetenek gerektiren bir müzik ama hani temel manada yapması en kolay müzik sonuçta ya.
Hani yani en basitinden hani bu örneği çok geri kafalı bir örnek olabilir bazılarınız için belki ama hani yani en azından her rock dinleyen direkt olarak şarkı yapamıyor. Önce bir gitar çalmayı öğrenmesi, hani varsa bir hani sesini kullanmayı öğrenmesi lazım, bateri çalabilmeyi öğrenmesi gerekiyor ama bilgisayarda sadece hem rap müzik yapmayı sadece bilgisayar yetiyor ya sonuçta teorik olarak. Bu da işte Evet. bu çıtayı çok aşağı çekiyor. Bu çan eğrisini çok aşağı çekiyor yani. Doğru. Teknosa'ya gidip bir tane bilgisayar satın alıyorsun ve Studio One veya FL diyorsun. Evet. Bir de Rode NT1'i alıyorsun. Ses kartıyla beraber bitti. Bitti Artık yani sen sadece de... para harcayarak ekipmanını kuruyorsun. Senin bir şey öğrenmene gerek kalmıyor ya teorik olarak. Onun için Doğru. yapılması kolay bir müzik. Ben bunu kabul ediyorum ama en dediğim gibi iyi yapılması, kalifiye yapılması yetenek gerektiren, bilgi gerektiren müzik ama işte kimse oraya kafa yormuyor ve benim en büyük rahatsızlığım bundan ötürü. Hani benim janralar arasında bir problemim yok yoksa yani. Kesinlikle katılıyorum sana. O zaman çok durduk bunun üstüne. Ben ilerliyorum. Ben de gideyim abi o zaman. Tamamdır İyi Ercan'cığım. yayınlar. Görüşürüz. Geldiğin için teşekkür ederim. Seviyorum sizi. Mali abi seni ayrı seviyorum zaten. Teşekkür ederim. Biliyorsun. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Dizeyle mi devam edelim Ali? Ne dersin? Olur. Tamam. Böyle yapalım. Sonra da hızlıca bir demolara bakarız. O zaman Lize'ye 1 gram eksik geliyor. Evet, bu kadar kafi bence de. Evet, o zaman Berkeley'de okumuştu. Yani. Ama bir şey dedim, Berkeley işletme mezunu çıkıyormuş. Şöyle. Aslan müzik değil mi? Şu an trollüğüne söylüyorum. Bir bakıyormuş da öyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Öyle bu arada mı? Gerçekten. Ha, müzik yönetim diye bir şey. Oo, eyvallah peki. Yine vardır ama müzik dersleri ya. Muhtemelen Ama müzik pazarlama dersi evet, mantıklıymış çünkü pazarlayabiliyor müziğini. Yani ticari olarak hani bu parça tutacak. Parçada güzel fikirler var ama benim 2-3 problemim var. Beat tatlı. Evet. Yani melodik kısımlar tatlı eyvallah da hani ne anlatıyorsun bu yani şey değil. Mumble rap'in felsefesiyle şu an bir Yel Değirmeni'ne karşı Don Kişot gibi savaşmayacağım eyvallah da yani. Hani sözlere ben Genius'tan da baktım bir taraftan. Hani abi gerçekten ne anlatıyorsun? Bu benim temel problemim. Ve evet Ozan'ın dediğine gelecektim. Bu Red Key genelinde şeyi ben dublajlı film seyrediyormuş kafasını çok alıyorum. Yani abi sürtük çok yapay bir kelime değil mi ya? Çok samimiyetsiz bir kelime değil mi? Bak Sürtük çok. erillikten falan da bahsetmiyorum. Şey geliyor bana. Lanet olsun, lanet olsun dostum. Annen de sana lanet etmişti falan tarzı bir kelime geliyor sürtük bana. Anladın mı? Hani hani biliyorsun değil mi? Ey dostum senin en büyük problemin kafanın o koca kalçandan büyük olması. Lanet olsun dostum var yani bu ses. Farecim ol ya uykusuzdaki. Hani sürtük kelimesi bana böyle geliyor ya. ASMR drill'dendi. Gerçekten çok yakın kafalardayız. Ben burada şeye takılıyorum. Sürtüğün yanıma sanki dekor deyince Ona yani geleceğim, ona bizim geleceğim. birkaç hafta önce Ha ya ona geleceğim ben de. Joker'e karşı seni savunmuşken yine niye aynı jargonu sen de kullanıyorsun yani? Daha başka şarkılarında da vardı okey de Başka bir genel gün olarak söylüyorum zaten bunu. bugün başka bir parçada söylemiştim ya. Serkan abi tetik dedi ki Mumble rap'e başlamayı düşünüyorum. Çene botoksu yaptırırsam faydasını görür müyüm? Teşekkürler. Gerçekten kuşum aydındır Ali ya o botoks değil mi? Evet kapalı ağız ile vokal kullanımı gerçekten bıktırdı gözde. Hani gerçekten ve hani yani Berkeley'de müzik okuyan birinin hani bunun yanlış olduğunu hani temel müzik teorisi bazında yanlış olduğunu bilmesi lazım ya. Ama dediğim gibi Berkeley işletme ben sallamıştım yakın bir yere sallamışım yani tuttu yani attık tuttuk bu arada. Ve hani bugün başka bir kadın için söylemiştik yani kadına erilliği çakıştıramıyorum derken ve 2 hafta önce sana gerçekten ahlaksızca şeyler söylenmişken bir erkek rapçi tarafından aynı seviyede miyiz gerçekten ya? Bir hemcinsini mi aşağılıyorsun başka bir parçada kurgu da olsa yani. Aynı şeyi dinlemekten sıkıldım. Hatta bu parça muhtemelen tutacak. Ayrı mevzu. Ama aynı şeyi dinlemekten çok sıkıldım. Dediğim gibi melodik kısımlar güzel ama ne anlatıyorsun? Şarkının içeriğinde de yani. Bu benim için çok büyük bir problem. Globalde sevdiğin bir mumble rapçi var mı? Yani Lil Yachty falan ben
Bu arkadaşların şu an tercih ederim Valencan bu arada. Hani açıp dinlemiyorum ama tercih ederim yani. Ve hemcinsin elinden sürtük diyorsun da geçtim. Gerçekten sürtük çok yapay bir kelime ya. Hani ve bugün ben daha önce yayın öncesinde baktığım nadir işlerden biri. Hani Kontkan'ın albümünde de yine sürtük 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 abi. Of. Hani lanet olsun dostum seviyesi gerçekten. Dublajlı film seyrediyor gibi hissediyorum. Çok yapay ya. 21 Savage Mumble Rap saymayabilirim Timon'u bana ben ya. Sen ne dersin Mali? Söyleyeceklerim bu kadar benim yani bu parça hakkında. Yok, ben tam girdiğim yerden devam edecek mi? Sen söyledin zaten. Bir daha şimdi aynı şeyi tekrar etmeyeyim bir kere. Hemen hemen aynı noktadayız o konuda. Yani Lil Zayn daha önceki şarkılarından, Somer'de şarkılara göre daha aşağıda, hani kendi şeyinde de, kendi tarzında da. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir açıklama yaptı. Zor'un devamı gibi düşünerek yapılmış sanırım. Ben ona yaklaşamazdı yani kalite olarak bence. Bir de sanırım şeyden önceki, albümden önceki son single'mış galiba. Hani albümde bütün hepsi aynı çizgide olmaz diye umuyorum ama çok da bir şeyim yok Benim bakalım. Ya yani çok farklı bir şey deneyeceğini de sanmıyorum ama ben de bakalım benim eski bir göreceğiz. benim eski bir din sürçmem chat'te anıldı tekrar köz yazarlığı diye yani doğru bir tanıma dönüştü o din sürçmesi sonra söz yazarlığı yerine bir de şey var hani bu parça dışında mesela 21 Savage sorulduğu için söylüyorum ya abi Aşuf'ta de deme tamam ama yani gerçekten sürtük lanet olsun işte öf, falan. Ya çok dördüncü sınıf dublajlı film gibi geliyor bana ya. Asla tahammül edemiyorum yani. Çok cringe geliyor. Direncim hoş geldin bu arada. Ve şey 21 Savage soruldu mesela. Bazı isimler soruldu. Mesela biz bunu yayında değil ama 5 Element Discord kanalında bir sesli de konuştuk mesela. Abi arkadaşlar mesela Maxo Cream çok yönlü bir sanatçı. 21 Savage çok yönlü bir sanatçı. Hani bu isimleri ben tek bir janrayla sınıflandıramam. Hani bu çok yönlü olmayı deneyip eline yüzüne bulaştıran çok fazla global sanatçı da var ama hani bu verdiğiniz örnekler hani sadece Mumble Rap'le kıyaslayabileceğimiz isimler değil. Çok yönlü isimler bunlar. Ya, iyi MC'ler bunlar yani açıkçası. Çok uzak bir çıta. Ortalama bir Türk rapçi için. Çok çok uzak bir çıta yani. Evet o zaman onu diyorum. 21 Savage Mumble Rap değil monoton okuyor. Evet ama ya ve çok ve şey değil hani son albümünde baktığı zaman abi 3-4 alt janrada farklı farklı iş sundu albümünde yani. Onu küçümseyemem. Bu arada demolara geçeceğim de Mali ben hem bir köz atayım hem bir daha bir ihtiyaç muası vereyim. Çünkü bardağın boyutu malum. Çok sık Yani geliyor. yarısını döktün ama. Evet, geliyorum ben. İyiyim Yasin, teşekkür ederim. Bu sefer herkese tek tek cevap vereceğim. Yok, vermeyeceğim bu arada. Yazmayın yani. Ya başım ağrıyor benim ya bu yayın. Dur ne kadar olmuş bir dakika. Kaçta başladığımızı unuttum bilmiyorum. İyiyim Abdurrahman, teşekkür ederim. 2 saat 40 dakika olmuş abi. 2,5 saatten sonra ben gidiyorum ya. Başım falan ağrımaya başlıyor. Of. O saatin etkisiyle işte ya artık şey oldu. Gitmeye başladı kafa. Kepi hiç hatırlamıyorum abi. Evde buldum böyle, ilk bulduğum buydu, taktım. Hiçbir bilgim yok. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Ondan sonra ne zamandır? Evet, ne zaman aldığımı hatırlamıyorum da şimdi söyleyeceğim aynı şey olduğu için vazgeçtim. IQ'la 3'e düştü şu an. Geldim. Baykan. Efendim. O Baykuş sesini sen mi çıkardın? Islık çaldım evet. İstemsiz. Ha tamam, okey. Okey, peki.
Benim başıma böyle bu saatlerde bir ağrı geliyor. Sana da oluyor mu? Yani Yayın abi günleri. çünkü yani 3 saate yakındır müzik dinliyoruz. Hani bunun Türkçe rap'le de alakası yok abi aralıksız. Yok şöyle ben çalışırken bütün gün müzik dinliyorum neredeyse. Hiç böyle bir şey olmuyor. Ha, ya ben Sadece cumaları oluyor. o zaman jarnayla alakalı bir durum abi. Olabilir, Bugün olabilir. bende yok ama bazen bende de oluyor. O zaman ben demolara ilerliyorum. Hızlıca Tamam, onu bakalım. benim bir çözmem lazım bir dakika. Çok uzun sürmeyecek merak etme çözmem lazım derken. Tamam açtım. Tamam. Şey o elinin altında bulunsun ama ben ilk Watch Together'dakilere bakalım diyorum çünkü. Okey tamam geri geldim. İlk olarak Perzingo Bull geliyor. Evet. Demomuzun sonuna geldik. Ben fade attım. Hız kazanalım diye. Evet chill. O açıdan arkadaş alsa rahatsız olmam. Evet ama yani şey var. Benim kulağım davul arıyor. Türkiye'de de biraz davulsuz beat ekolü geliyor yavaş yavaş farkındayım. Hani mesela hani yine alakasız bir yerden örnek vereceğim ama Kontkar'ın albümünde West Side Gun beat'i duydum yani. İlla ki artık normalde asla Griselda dinlemeyen bazı arkadaşlar da Griselda dinlemeye başlayacaktır ve özenecektir diye düşünüyorum bu olayın üstüne. Baneva dinleyeceğiz. Gelecek sırayla. Bir demolarımıza bakıyoruz Discord'dan gelen. Yani burada benim kulağım davulu çok arada. Şiirbaz dinlediğimizde de söylediğim yorumdur ya bu. Hani tarz güzel, chill. Buna hiçbir itirazım yok ama illa böyle bam gün bum bep falan da olmasına gerek yok. Hani bir perküsyon olsun en azından bir arıyor kulağım benim ya. Yani bir türlü yükselemiyoruz çünkü. O açıdan evet chill. Hani arkadaş alırken dinlenir ama hani bu benim hususi olarak açacağım bir iş değil mesela. Ha demo bazında bakıyorsak yine her zamanki gibi hani sırf dinleyiciden geldiği demiyorum. Ya profesyonel isimlerden gelen birçok insanın işinden daha dinlenebilir bir işle başladık yine yani. Hemfikirimizin bilmiyorum. Ben bu açıdan mutluyum Hemfikirim. ama yani. Hemfikirim hatta sadece şey değil. Ne derler? Sadece şarkı anlamında değil, onun dışında şarkının sunuş anlamında da daha özenilmiş bir iş. Mesela işte kapaktır, alt yazılardır falan. Biliyorsun onlara bile yapmıyorlar artık bizimkiler. Evet. Sadece şarkı bazında değil yani. Ben şeyde sana çok katılmamıştım mesela. Motiven'in şarkısında ritmin girdiği yeri beğenmiştim mesela. Şiir bazda hemfikirdik hatırladığım kadarıyla da. Burada da böyle artık bir yerde girecek diye bekledim ben de. Bu sefer seninle %100 hemfikirim. Ama yine dediğin gibi işte chill yani arkadaş alır da. Daha akustik kafalarda Bir yerde bir yer, düşünmüş. evet. Bir yerde yükselecek patlayacak diye bekliyordum ama Evet. olmadı Ama sadece. bu hani Ama genel bunu olarak kötü iş değil yani. ya demo olduğu için hani vokal ve bas eksikliği hani normal bir profesyonel gelse direkt olarak gömeceğim bir şeyken burada hani daha dediğim gibi yapıcı olmaya çalışıyorum Gözde. Yoksa farkındayım onun. Ya ama şey değilim yani bugün ya, Fuchs'un işlerinden iyi abi yani. En basitinden isim vereyim. Ben Fuchs'la kimseyi kıyaslamam zaten ya. O zaman sıradaki Watch Together demomuz geliyor. Sonra daha önce bakamadığımız MP3 demomuz var. 3 ya da 4 tane daha. Sonrasında ilerliyoruz normal playlistimize. Devam ediyoruz pardon. 75 bizden Emotional Beat, Piano Type Beat Spectator'mış ismi geliyor. Evet. Atabilirsin dedi 75. Fade attık. 75 bu sefer beni de yakalamadı. Mesela reverse piyanolar beni o kadar rahatsız etmedi. Chat'te edildiği söylenmiş. Beni o kadar rahatsız etmedi ama beni mesela davullar biraz yordu. Hani arada yani şu var. Kasıtlı olan davulları bu şekilde filtrelediğini biliyorum ama arada keşke filtre tipleri değişerek bir trafik sağlasaydın. Bir de hani armonik olarak bazı yerler iyi gelmiyor kulağa ya, bu sefer. Ama normalde yaptığın işleri burada beğendik. Hani normalde takipte olduğum bir genç prodüktör adaysın yani. Çok hızlı duyurdum. Ben şey diyecektim sana. Benim teknik olarak yorumlayacak bir donanım olmadığı için dinleyici gözüyle bir şey söyleyeyim diyecektim. Biraz havada kalabilir şimdi. Aynı şeyleri söylemiş gibi olacağız ama 75'in diğer işleri hani eksikler olmasına rağmen hoşumuza gitmişti. Bunda beni de çok sarmadı, çok yakalayamadı. Bir de hani emotional beat deyince ben böyle başka bir şey Evet bekledim. evet Başka bir kafa evet. beklemiştim. O çok beklediğimi alamadım. Ben işte. 75'in beat tanımları ve type beat tanımlarına biraz şey daha bir odaklanarak bakması lazım. Mesela daha önce şey prodüktörün ismini unuttum.
Ben de onu hatırlamaya Black çalışıyordum Mick. da. Black Mick type da. Black Mick'ten çok Sagopa'ya benziyordu mesela. Hani bunun gibi. Hani çünkü başlıktan girdiğim beklentiyi genel olarak beatler çok alakasız bir yere götürüyor ya. Evet, ona gerçekten çalışman gerekiyor. Asla çünkü bir şeyin type beat'i ya da his olarak oraya yazdığın şey asla işte uyandırmıyor dinleyicide. Bambaşka bir yere gidiyorsun. O Veteran emotion kısmının gireceğini bekledim böyle. O gelmeyince bir şey oldu. Ne oluyoruz diye. Kardiyak gerçekten o sese çıkmış mı diye sormuş. Hayır, kendisi açıkladı. Biz Discord'da konuştuğumuzda falan da bizzat katılmamış. Ya o gün chat'ten okuduğumuz bir şey yani. Ben o infoyu o anda hemen teyit edeyim okuyayım diye bir şey diyemem ki. O da hak Orada vermiştir soru muhtemelen. sormadı. Çıkmış dedi. Çıkmış mı? Ha. Wow. Öyle Pe yazmış yani. peki veteran. Okey. Musa Rapstar, Ceza Rapstar albümünü sormuş. Yani bana göre Ceza'nın son iyi albümü diyebilirim. Başıma bir şey gelmeyecekse. Yok. Hakkını yemeyeyim. Yerli plakada da güzel şarkılar var ama hani komple albüm bazında bakıyorsam Ceza'nın son konsept albümü diyebilirim ya da. Shadow hoş geldin. Yeni gördüm. Kopmaz şeyi sormuştu. Onu da açıklayayım. MP3 demolara geçmeden. Abi ödüllü bilgi yarışması ne zaman olacak diye. Ya Hip Hop 101'leri biraz daha çoğaltayım öyle yapmaya giriyorum. Bir de o abonelere özel olacak çünkü yani ben değerli materyaller dağıtacağım. Biraz da partnerlik alırsak daha da iyi olur diye düşünüyorum onu yapabilmemiz için. Sufyo demiş ki ama sen genel olarak her yazılanı doğru gibi değerlendiriyorsun. Filtre yok hiç. Teoman'ı yarım saat gömmüşsün açıp bakmadığın tweet yüzünden demişsin. Doğru söylüyorsun Sufyo. Haklısın o konuda. Yani ne desen haklısın o konuda yani. Hani tweet'i görünce ironi olduğu belliydi ama biz ironi yapmıyormuş gibi almıştık orada. Doğru söylüyorsun. Biz demeyelim de. Ben Oraya diyorum. oraya bir Doğru ben. oraya bir ufak bir şey koyayım, bir koyayım. O zaman ilerliyorum. Tamamdır. Gamata'nın WoW isimli demosuna bakıyoruz. Hızlıca. Ben MP3 olarak açtım. Ses size gelecek mi? Ali de kendisi dinliyor. Tertemiz iş abi. Ben de bitti. Tertemiz iş abi. Alın drill beat abi. Süper. Hani perküsyonlar, bass slide'ları her şeyle çok tatlı bir drill beat. Benim hiç şey olarak dinleyici olarak da böyle kulağımı tırmalayan bir yer yok mesela. Pandemiden sonra neden olmasın ya? Yiğit'in demosu var sırada. Söyleyeceğim bir şey yok çünkü yani perküsyonlar doğru, slide'lar doğru. Melodiyle siz mor kafasında hani tamam çok, illa çok kompleks olsun diye bir beklentim yok. Hani buna atıyorum drill dinleyecek birisi bu beat'in üstünde okuyabilir gayet yani. Free beat olarak verirsin. Onun için temiz iş. Ben bütün playlist'i tek tek açmak yerine aldım parçada. Sırada Yiğit'in Bilal isimli demosu geliyor. O da 1 dakika 16 saniye. Evet, davullar loop galiba değil mi Arda? Emin olmakla da kendi yazdıysa da iyi, loopsa da iyi kullanılmış. Loop çok tercih etmesem de. Ama sample'lar aşırı altta ve mix'te bir dengesizlik var. Yer yer kulağım hani yer yer sesi kısma ihtiyacı hissediyorum. Yer yer açma hissiyatı hissediyorum yani duyabilmek için. Bu bir negatif yönü demonun. Mesela sampling'le perküsyon tonları uyumsuz gidiyor yer yer. Farkındasındır. Bu da bir eksi. Onu ben bile fark ettim. Ya o biraz alakasız gidiyor. Daha uyumlu notalardan gidilmesi gerekiyor bu tarz sample'ın üzerine yeni melodi eklerken. Ama davullar ve mesela davullar ve davul trafiği iyi açıkçası parçanın ama buradaki eksiklik sampling ve melodi uyumsuzluğu ve mix en büyük eksiklik bunda. Ha facia mı? Hayır. Bu arada enteresan bir havası var. Bitti. Çok farklı yorumlar geldi de okumayacağım Tamam. Evet onları ben de okumayacağım. Beat'in ben demonun ismi yüzünden. Hayat. onları. İlerliyorum. Hı. Akçay, Los Pollos Hermanos geliyor.
Tamam. Şeyden durdurdum. Akçay demiş ki abi bunu dinlemene gerek yok. Haftaya bunun vokalli versiyonunu atacağım demiş. Bunda da melodinin biraz fazla altta olması dışında gidişatta bir problem görmüyordum. Erken durdurduğumuz için bunu yine de söyleyeyim ama haftaya vokalesine bakarız diye bunu hızlıca geçiyorum. Okay. Shadow Boom Bap 31 olması lazım. Shadow bugün tekrar baktım hani atladığımız haftadan bu yana onu görmedim ben ya. Uğraştım biraz diye bir şey var ama kimden olduğunu da hatırlamıyorum. Uğraştım biraz isimli demo geliyor. Ha, bir dakika bunu dinledik. Tamam bunu dinle ben sample'dan tanıdım bunu dinledik. Daha önce. O zaman demolar bitti. Okay. Evet, veteran Kayıtlarım dinledik. olmuşuz işte. Veteranınmış. Tamam dinledik onu diye o da teyit etti onu dinledik. O zaman playlist'e hemen hızlıca geri dönüyorum ben. Shadow seni 2 haftada ihmal etmiş olduk böyle ama onu tekrar bakacağım ya da bana özelden tekrar atarsan haftaya yayını direkt onunla açayım ya. Ya çok ayıp oldu çünkü. Benim bir tam Los Hermanos'un altındaymış. At görememişim o zaman kusura bakma. O zaman Baneva her baktığımda geliyor. Sonunda ya. Tertemiz iş Bu abi. hafta için mi genel olarak sonunda mı? Yani bu genel hafta olarak duymak istediğim işler abi işte yani özenilmiş. abi evet ben bu hafta çıkan işleri bir En merak iyisi, ettim en iyisi, bakayım en iyisi dedim yani bu haftanın şu an bir benim için. bakayım dedim abi bir şarkıya baktım ikinciye baktım onları hızlı hızlı geçtim buna girdim bundan sonra çıkamadım zaten birkaç tekrar yaptım sonra işe geçtim tekrar normalde şarkılara bakacaktım yayından önce gayet iyi iş yani bu Yani daha biraz daha överim ben de sürekli sen öv hatta. dinlenip Tamam okey. Ya Ben bir de söz şeyi de almak var işte dediğim onu için demek aslında. için söylüyorum tamam. Dinlenir. Ya sen gel biz sohbet edelim biraz sonra devam edersin. Ya, klibi var mıydı? Niye almadık klibini ya? Yoksa siz eski bir şarkıdan mı bahsediyorsunuz? Ben şeyi kaçırdım. Chat'i kaçırdım. Bunun yok değil mi klibi? Abi işte o yüzden aylardır dinlediğim en temiz iş. O yüzden sordum Baykar'ına şey mi diye. Sadece bu hafta için mi söylüyorsun genel mi söylüyorsun diye. İyiyim arkadaşlar teşekkür ederim. Baykar buraları podcast'tan kesiyorsundur umarım. Çok anlamsız kalıyor çünkü. Ha okey. Lirik video diyoruz. Okey tamam. Ben bir de ek olarak klip çıkardılar sandım da anlamsız geldi bir an o yüzden sordum. İyiyim abi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bugün nasılsınız anket açmadık galiba değil mi ya? Yayının başında. Böyle güzel orijinal şeyler vardı. Nasılsınız anketleri vardı o yoktu bugün. Bunu ben mi kaçırdım yoksa? Açtık mı? Ben kaçırdım o zaman pardon. Baneva'nın en iyi işi mi emin değilim ya çok. Hiçbiri de güzeldi ama. Biraz daha dinlemek lazım bence. Ben de bir şey şu an söyleyemedim o konuda emin olamadım. Hoş geldin Baykan. Hoş buldum. Abi çok hızlı gireyim ben seni bekledim. Hı. Dediğim gibi işte şeyde açtım hani bir şarkılara şöyle bir hızlıca göz atayım diye merak edip bu şarkıda kaldım. Birkaç kez dinledim hani bunu da şey için söylüyorum. Hani bir kere dinledik okey güzel iş. İkinci de aynısı etkiyi yapar mı diye düşünmeyeceğim. Çünkü dinlenilebilirliği var yani arda arda. Benim açımdan en azından. Burada Poet'in eline sağlık gayet taş gibi iş bence. Onun dışında mesela şarkı içindeki trafik işte verse'den nakarata geçişi, verse'lerin içindeki trafik falan bayağı şarkıda tutuyor yani hiç. Koptuğum bir yer olmadı benim. Hani burası olmasaymış dediğim bir çete de geldi. Kim yazdı şu an hatırlamıyorum. Nakarat uzun mevzusu mu? Nakarat uzun evet. Nakarat bir tık uzun sadece. Tek eksi olarak onu ben söyleyebilirim kendi açımdan ama o da hiç çerez yani şey diğer dinlediğimiz kötü işlerin yanında çerezlik problem Tabii yani. tabii tabii tabii. Ben Vanevan'ın genel olarak işlerini özenerek yaptığına eminim artık. Hı. Çünkü bütün işlerinde hani elinden gelenin en iyisini yapıyormuş gibi duruyor. Şu işte mesela Feride yazdı galiba demin. Bu lirik video kadar her şey özenilmiş duruyor. O konuda överim mesela ben bana bir. Şu anda günün en iyisi hatta son birkaç haftanın en Evet. iyilerinden biri olabilir Yani gibime ben geliyor. zaten parçayı biter bitmez Sen de bir sonunda farklı ya evet. diye Evet. zaten girdim abi. Çünkü duymak Zaten istediğim bu tonlamalar doğru, aranje doğru, aynen. beat doğru, vokal kullanımı doğru, flow'lar doğru. İster ben yani ister chill arkada çalsın abi, ister hani hususi aç dinle yani. Budur abi. Hani özenilmiş iş budur abi. Ya tebrik ederim ya. Hakikaten. Günün en iyi benim için şu an için günün en iyi tek işi yani.
O listeyi yapacaksam. Daha dinlemediğimiz parçalar var evet ama. Ve şey var. Mesela bu parçaya benzer fikirler hatırlar mısın bilmiyorum Mali. Şeyde de vardı. Çok yeni bir parçadan bahsetmiyorum. Tepkinin Bu Kızın Derdi Ne şarkısı. Abi yani o şarkıyı da ben çok sevmiştim çıktığı vakit. Ve ben Burada da o vardı. patlayacağını düşünüyordum. Evet. Patlamadı o şarkı. Bayağı üzüldüm O yani. şarkı patlamadığı için bayağı üzülmüştüm. Umarım bu şarkının başına da aynı talihsizlik gelmez yani. Çünkü ben çok güzel işler bunlar. Yani görmek istediğim şey bu. Abi şarkıyı övdük zaten herhalde artık daha bir Yani şey evet. Şu an için yani gündemin sorun içindeyiz. yok gibi bir şey yani. Sadece nakaratın biraz uzun olması benim açımdan bir tık problem o kadar. Ya O da ben beni dediğin gibi yormadı. çerezlik yani. Beni yormadı o da ya. Ben de her şey çok tadında abi. Hiç sıkılmadım 2 dakika 57 saniye boyunca. Baykan abi Instagram'a foto at abi. Abi bir soru geldi, ona bir beraber cevap verelim mi? Çok hızlı. Tepkinin output normal var abi. Müse evet ben de underrated buluyorum. Yok albüm nereden alabilirim sorusu. Basılı albüm pek olmadığı için Ha çok fazla şey buradan bir geldi. alternatif kalmadı. Mesela Freddie Ama Gibbs ve Madlib'in Bandana albümünü bir dükkan getirdi de isimlerini Opus galiba getirdi değil mi? işte Opus'un dışında bir yer var mı diye Eski sormuştu arkadaş. kontra plak getirebilir rap plakları için soruyorsanız. Deform Sadece plak getirebilir. için değil, genel olarak düşünürseniz zihni müziğin arşivi Evet, fena değil. evet, Hani evet ama eğer eskilere de ha, bakacaksanız. şeyden diyorum. Zihniye hani güncel rap plak kolay gelmez. Orada biraz daha ikinci elden düşmüş yani çok enteresan şeyler bulabilirsiniz tabii ki ama hani Evet. yeni Ya çıkmış bir albümün bir fiziksel kopya olarak edinmek istiyorsanız Türkiye'de hani o da çok düşük bir skala sunuyorlar diye biliyorum. Şu an Opus kontraplak yaşıyorsa hala. Ben bayağıdır evden çıkmadığım için biliyorsun. Hani birçok dükkan Abi kapanmış olabilir yani bir evet. fikrim yok. Aklıma gelen yerler. Sadece plak için değil ama çok plak yedik diye onu da söyleyeyim. Facebook'ta bazı gruplar var. Facebook mu kaldı ya demeyin. Gerçekten aktif, deli gibi aktif çalışıyorlar. Mesela ben şeyi öyle aldım. Gazapizm'in planı onlardan biriyle aldım mesela çıkmadan. Depodan getiriyorlar. Bir de insanlarla biraz ilişkilerinizi iyi tutarsanız mesela Zihni abiye şey getirmişti. DJ Mahmut getirmişti galiba, Mahmut abi İslami Porsche'un plaklarını. Mesela dükkanda satışa çıkmadan alabilirsiniz. Hani böyle birkaç kişiyle hani abi şunları arıyorum, geldiğinde haber verir misin şeklinde kontak kurabilirsiniz. Çok özel aradığınız bir şey varsa. Veteran demiş ki Defşem Zizeyif MC playlistini almış diye ya o şeyde de paylaştılar. Zoru da Defşem paylaşmıştı hatta onu hatırlıyorum. Evet. Ya Universal'da belki anlaşmaları vardır bilmiyorum. Chat'te ikili tartışmaya girmeyelim arkadaşlar lütfen. Ya bildiğim kadarıyla aynı zamanda Universal şey zaten. Sanatçısı değil mi? İşte onu diyorum. Tamam, hani Lize belki dedin ya. Hayır, Lize Universal sanatçısı da Defşem'in bildiğim kadarıyla Türkiye'de herhangi bir girişimi yok. Tamam, okey. Şimdi anladım dediğimi. Tamam, Ben, şimdi ama anladım. belki Defşem ve Universal'ın benzer başka bir bilmediğim bir ikili deal'ı vardır. Belki öyle bir şeydir bilmiyorum. Çünkü kolay kolay Tamam. bir label başka label sanatçısını paylaşmaz abi yani. Ne Evet, kadar iyi ben şey olursa olsun anladım. paylaşmaz. Şirket yani bu sonuçta. Lizzie'in belki anlaşması vardır diyorsun gibi anladım da o yüzden. Tamam, okey. Şimdi. Yani o yüzden dedim hani. Universal'la Defşem Okey. arasındaki bir anlaşmayı kastediyorum. Ben Anladım, gayet anladım, anladım. beğendim, ilerliyorum abi. Soprano yolunda geliyor. Tamam ben geçtim abi yeter. Zaten bitti parça da yani. Niye geç yazmıyorsunuz arkadaşlar? Acı çekmemizden keyif alıyorsunuz biliyorum ama yani. Of. Abi çok yani yine ben ev taşıdım abi sırtımda. O ağırlık var. Flow bazında. Yani çok basit line'lar, çok cheesy hatta cringe line'lar artık cheesy'nin de ötesinde. Ya hala Joker göndermeleri var. Tamam abi Joker beef'ini aldın ki zor bir şey olmasa gerek zaten bence. Üzgünüm. Ya yine üzgünüm counter'ım geldi. Ali hoş geldin bu arada. Haluk hoş geldin. Çete bakıyordum bir taraftan. Yani beat de kötü değil ama bunun aynısından çok duyduk artık. Yani şarkıda farklı bir şey duymuyorum ve Burn'in vokali çok basit abi. Yani çok yoruyor beni. O kadar gömemem senin kadar da. Abi genel olarak ben bu çocuktan hep çok yoruluyorum. Hani
Diz Furyası'ndan önceki verdiği direklerden daha iyi bir direk. Kabul ediyorum ama yani çok yoruluyorum abi. Ben bir tek şeyi merak ediyorum. Bu şarkı planda vardı. Bu Diz Furyası'na öyle mi girildi yoksa denk mi geldi? Bir tek onu merak ediyorum. Bilemem. Rozmo demiş ki Hani parça klip bayağı çekecek kadar. Rozmo parça bayağı eski bu arada demiş yani. Okey. Ama ya ben genel olarak bu yorumu yapıyorum. Parça özelinde değil yani. Yani böyle soprano ya hiç geçmiyor bana abi ya. Ve hani şey yani bunu zaten düzenli izleyicilerimiz biliyor. Hani ben şeyde değilim hani. Türkiye'deki saçma sapan dönen diyalog alakalı olarak bunu söylemiyorum hani. Abi kötü rap ortalama MC hep yani bunu ben aynısını sorgu içinde söylüyorum biliyorsun yani. Abi Yani tarz fark böleceğim. etmez Hemen söylüyorum hani düzelteyim. bunu ortalama MC diye yani. Tamam. Abi hemen düzelteyim. Sonra linç bir şey olmasın. Chatten geldi bilgi. Daha önceden tarihi verilmişti. Dizle alakasız diye. Ah tamam. Artık Soruna da çok cevap baydım. aldım. Ya dramadan çok baydım artık abi çünkü yani. Ve şey. Abi evet gedolar anneye ev alma abi. Uf, tamam abi hayırlı uğurlu olsun yani. Ya tapuyu aldıysanız salın. Şu konuyu salın en azından Ya ya. Hep aynı konuyu dinliyorum abi ya. Of. bu şarkının talihsizliği biraz bence Bana Yalan Sonra dinlememiz de oldu bu arada. Hani iyi bir Bilmiyorum. şarkı değil, muhtemelen çok iyi demeyecektik yine ama biraz onun talihsizliği de oldu bence şu anda. Çünkü öyle çok aşırı gömecek, buzdolabı taşıyacak kadar kötü bir şarkı değil bence. Yok beni çok yoruyor genel olarak. Ben genel bir yorum yaptım. Doğru. Evet asla bitmeyen penis muhabbetinden de çok sıkılıyorum ya Gözde gerçekten. Yok Bahadır, iyi niyetten değil de hani bilgi geldi. Aktaralım da podcast en azından sonra sıkıntı olmasın. Ben ilerliyorum abi. Yoksa ben hala aynı fikirdeyim mi? Evet Tamam abi ilerleyelim. kontra selamlar penis demişken analım kendisini de. Sırada. BG featuring Murda ve Summer Jam eksi geliyor. Neden geçmiyoruz diye sorulmuş. Bu arada şarkı bitti arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz anda tekrar Summer Jam'e de bakalım. İşte Murda'ya da bakalım deneceği için. Bu şarkıyı geçmedim. Çünkü gelecek ve podcast'te bana ekstra iş çıkacaktı. Ama astır elinizi verdim yine. Çünkü bu beat de yakında araklanabilir kendisi tarafından. Yani ben beat'i kötü bulmadım bu arada Haluk. Hani Harman beat'i evet daha iyi bir beat'ti. Hani iki parçayı kıyaslıyorsak evet ama yani bu beat'i ben kötü bulmadım. Çok hızlı gireyim mi ben? Evet sen çok hızlı gir. Bugün bu parçada çok ayrışacağımızı zannetmiyorum bu arada. Harman'la Evet, çok evet, diyaloğa evet, gireceğimizi evet. zannetmiyorum. Yok, zaten ben ona bir parantez açacağım tekrar. Armanda benim derdim o haftanın çok kötü olması ile Azer Baluş ilgiliydi. selamlar abi. Ayrıca Hoş geldin. Arman bu şarkıdan daha iyi. Neyse, geçiyorum. Abi Ben spamlanacak harmoni ilk şekilde spamlanacak ya ona gülüyorum şu an. olsun. Abi BG bir şarkıda Ezhel oluyor, bir şarkıda Murda oluyor. Şarkının bazı yerlerinde Summer Jam oluyor. Hani gerçekten ciddi ciddi yapmak istiyorsa biraz kendine has bir şeyler oturtması gerekiyor eğer ciddi yorum yapacaksak. Ama yani yine de bu şarkıdan oradan ya da Murda'dan altına sokuyorsak iyi. Evet Kendisine evet. gelince üçlü kızlar lezbi diyorum, geçiyorum direkt. Hiç başka bir şey söylemeyeceğim. Gerek yok yani. Summer Jam'in girişi kötü. Son 86 şarkısında anlattığı Evet. şeylerle aynı şeyleri anlatıyor yine maalesef ama ona rağmen şarkının en iyisi. Ben bu şarkıyı büyük ihtimalle listelerimden bir tanesine sırf BT için alacağım. Keşke enstrümantal versiyonu olsaydı, onu alabilseydim. Teşekkürler. Büyük oranda hemfikirim. Yani ya hemfikir olmadığım kısım şarkıda EMC yok. Hani hani Summer Jam'de Şarkıda daha EMC fazla. var demedim. Şarkının en iyisi dedim. Yok işte Parantezi şarkıda kapatayım. bence yine Harman'daki yere doğru evriliyoruz. Tamam işte aradığımız tat geldi. Ben Summer Jam'i de hiç Abi yok. beğenmedim Şöyle harmandakine evrilmiyoruz. Sen trollüyorsun şu anda. burada. Yakaladık ya. Yakaladı ya. Allah kahretsin ya. Oynayamayacağım. Yani bunu anlamamış olamazsın çünkü. Yani tekrar o Yani konuyu oralara yok yıllardır tanıyorum seni. Zeka seviyesi gayet yüksek bir arkadaşımsın. Bunu anlamamış olamazsın. Lütfen. dökmeyeyim. Yok yemedi. Bu sefer denediğim Yok, yemedi arkadaşlar. yemedi. Üzgünüm. Denedim yani. Sizin eğlenmeniz için denedim ama olmadı. şey. Gerçekten beat'i beğendim. Tekrar gireyim ve ben hala aynı şeyi söylüyorum. Siz Selimcan sen ben yaptığımız ve Direncan'ın da olduğu yorumda söylediğim gibi. Direncan, Heja ve Berkcan bana göre en iyi rap yapan 3 YouTuber.
Tekrar yapmak istedim aynı şakayı. Çok güzel şakaydı o çünkü biliyorsun. Yani burada mesela bugün dinlediğimiz birçok parçada gene daha iyi verse girmesine rağmen abi yani çok cringe ve fake edlibler, hani kötü tercihler bunlar. Ya ve dediğim gibi kimse Berkcan Güven'in iyi müzik ya da kötü müzik yapmasına bakmayacak abi. Olay Hype Train mevzusu. Bandwagon mevzusu. Ya yine çünkü hani hype'lanacak. Ya influencer etkisi abi, yani çocuk Türkiye'nin şu an en etkili influencerlarından bir tanesi, kendine mi ayrı o dokunmayacak yani? Yani bu parçalar hunharca dinlenecek ve övülecek. Ama bu parçayı değil, Berkcan Düz akapella da aslında hunharca övülecek ve dinlenecek. Yani bu ayrıma bence dikkat etmek gerekiyor yani. Oğlum bana bile akapella şarkı yaptın. Humarcı Yani. övüldü Arı gelecek, yani. gelecek sırada o var. Ve hani yani ben yine bir programın başında hani toplanalım diye beklerken geyik yaptık. Ama aynı şey bu, yani şimdi bu jüride hani zaten yarışmayı ciddiye aldığım falan yok da hani Murda mı lirik inceleyecek Allah aşkına orada yani. Sonuçta çünkü bir jürisin, sadece hani delivery ile veya işte beat tercihiyle vesaire olayı kurtaramazsın abi yani. Hani Murda'nın inceleyeceği lirikleri görmek için sabırsızlıkla bekliyorum ben. O yarışmada. Meron'un Türkçesi yetecek mi? O da ayrı bir soru. Bugün dinlediğimiz bazı parçalardan eksiklerine rağmen, Murder'e rağmen falan iyi, ama genel olarak ben kötü parça diyorum bunu. Ha, günün en kötüsü listemde tabii ki olmayacak, ama ben mesela hani harmanda git gel yaşayacağımı sanmıyorum. Ben bunu günün en iyi işinden birine senin de alacağını bugün düşünmüyorum bu arada. Yem Yok atmıyorum. zaten Yem atmıyorum. Gerçekten sana yok yok. katılacağım yani. Yok zaten ayrıştığımız bir nokta yok, hepsini onu düşünüyoruz. Yani sen benim de söyleyeceğim şeylerin çoğunu Oğlum söyledin yani. Ve bir hani şey şeye fark de gelmeyeceğim. ettim. Hani bak şimdi hani prodüksiyon ya da işte mixler falan düz güzel deniyor yer yer hani YouTuber'a eleştirirken, arkadaşlar yani o sermayeye bir zahmet bunlar düzgün olsun ya zaten. O da düzgün olmuyorsa, ki olmayan örneklerini gördük, evet tamam, bu da yine bir vizyon işe özen göstergesidir, ama bir zahmet düzgün olsun yani zaten. Abi bir şeye takıldım ben, çok ufak, ama Samur Cem'in adını niye yanlış yazdınız abi şarkı adına? Birleşik yazılmasını olayım diyorsun. Belki kendi tercihidir, bilmiyorum. Ama kapakta ayrı yazıyor. Ben takılıyorum böyle şeylere Yok. ufak da olsa. Yok, Azerbaycan Mördan Türkçesi yani iyi ya da kötü mevzusu değil. Hani şeyden bahsediyorum, hani şimdi bir yarışma jürisinde lirik eleştirecek kişinin biraz da hani lirisist yönü olmasını beklersin ya hani. Orada bir tane de lirisist olsa ya hani. Zaten yarışmayı ne kadar ciddiye, hepimiz için geçerli bu, ne kadar ciddiye alıyoruz veya kimler katılacak ve ne tarz parçalar göreceğiz zaten ayrı tartışma konusu da yani. O açıdan dedim. Ya bu arada yayının başında ben değinmedim, ama ben bu isimleri alacağıma O Ses Türkiye'ye katılmış rapçilerden jüri yapardım. Çok daha mantıklı olurdu. Evet. Ama ya Ona şey, değinmedik ama. ama git abi, sonuçta o rating kaygısı yani. Çakal bundan iyi abi sence. Yok, Berkcan Çakal'dan iyi abi. Gerçi üzgünüm aşağı. Berkcan Çakal'dan iyi. Çakal Mörda'dan iyi, kabul. Rap vokal olarak, Evet. delivery olarak Çakal Mörda'dan iyi ama kötü bir rapçi. Ama Berkcan Çakal'dan iyi yani. Ki burada bu parçada Berkcan Mörda'dan da iyi. Ama yani şey, Samur Cem parçanın en iyisi dendi. Yani bu parçada böyle çok çok iyi öne çıkan bir verse görmüyorum yani. O Yok yüzden zaten. diyorum. Yani Samur Cem'in normal kariyeri zaten hepsinden büyük haliyle yani. Evet, zaten yok zaten. Ama yani Bu Samur arada Cem'in de Afro Trap bataklığından bu yana zaten hani çok dinlenebilirliği benim için pek yok ya. Hani hep aynı şarkıyı veriyormuş hissini biz haftalık global yayınlarında söylemiştim denk geldiğimizde. Hani. ya da Almanca şarkıları da aynı, Türkçe şarkıları da Evet aynı. evet Çok evet fazla evet fark yok evet. bu arada. Anladığım kadarıyla. Bir de Murda'dan kötü bir iki tane MC var zaten. O yüzden ya da rapçi var işte. O yüzden oraya çok girmeyelim. Yani Ha onunla ben birini kıyaslamak. bu arada Murda'nın Türkçesi iyi bu arada derken, belki ben yanlış söylemişim de, ben hani Meron'un Türkçesi Yok, yarışmaya Mero yetecek mi? dedin. Yok, o belki Murda anlaşılmış Mero olabilir. Ben tekrar etmiş diyorum. Ben hani Türkçesi yetecek mi dedin. yarışmada jürilik yapmaya diye Mero'yu kastetmiştim. Çünkü tanımıyorum ve çok fikrim yok. Hani iki parçada gördük Türkçesini. Onun dışında çok bir fikrim yok benim yani. Bu arada hani orada bana saçma gelen şey Hadise'nin gömülmesi arkadaşlar. Oradaki en müzisyen insan Hadise. Şu anki jüride yani. Yani. Yeter yeter, ilerliyoruz akşam aynen. Sırada ne kalmış bir bakayım. Kontkar'dan 3 parçamız var albümden, mixtape'den daha doğrusu, ve sırada şu an gelecek olan parçamız kalmış. Çok bir şey kalmadı. Az daha sabır.
terk etmeyin yayını. Tepeyi terk etmeyin. Partnerlik için istatistik kasıyoruz arkadaşlar. Başka bir yere gidecekseniz de bari sesi kısıp yan tabda açın ya. Azer Babuş demiş ki jüri line-up'ı çok değişti. Baştaki düşünülenler olmadı zaten diye. Azer Babuş bu arada bizim şey Ankara'daki DJ Azer Baba değil mi? Tekrar selamlar abi. Sırada Selo, Maestro, Cashflow ve Monoman 34-35 geliyor. Hoş geldin abi tekrar. Tamam geçtim. Özellikle ileriye bir sardım parçayı çünkü hani değişim yoksa 6 dakika 27 saniye çok uzun abi günümüz için. Hani yani inceleme yapmıyor olsak çoktan bu kadar uzunlukta bir parçayı üstünde kim olursa olsun geçmiştim ki ben aynı yorumu şeyde de söylemiştim. O yayında olanları hatırlarsa haftalık Global'in Fii tarihinde yaptığımız yayınında. DJ K-Slay'in Rollin' 50 diye bir parçasına söylemiştim. Ya çok sevdiğim MC'ler var. Hani Ghostface, Rake One, Bambi, hani Grandmaster Flash, Kadro Şampiyonlar Ligi gibi baktığın zaman ama abi aynı loop üzerinde 25 dakika kim neyi dinleyecek abi? Yapmayın lütfen ya. Hani biraz daha tüketime uygun üretilmesi gerekiyor artık. Hani bu parçanın uzunluğu en büyük eksisi. Baştan söyleyeceğim. Ama ben chatte kesinlikle beğenmemek ve offbeat konusuna katılmakla beraber hani Selo'ya biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Kesinlikle iyi değil parçada onu söyleyeyim ama yok şu yüzden diyorum hani yani mesela neydi parça? Katliam parçasında Selo'dan daha kötü 3 MC duyduk biz abi. Bu parçada da Selo parçanın en kötüsü kabul. Ama bugün de mesela abi Rota'nın parçasını duyduk yani baktığın zaman. Yapma canım. Evet abi Lil Pak diye bir şey dinledik abi biz bugün. Tamam okey. Perma diye rotayı, birini rotayı dinledik. Hani nette dışından sayıyorum şu an dinlediğim isimleri özellikle. Yani ya şey var neden rap yaptığını sorguladığım o kadar çok isim var ki. Hani Selo da dahil tabii ki ama yani. Hani sadece Selo tek günah keçisi de değil yani bu konuda bunu söylemek istedim. Übar hoş geldin abi. Yok Selo offbeat canım yine çoğu yerde. Ritim kaçırmamış diye bir durum yok. Beat evet arkadaşlar doğru sample chatte de bir diyaloğu döndü. Beat'in sample'ı meşhur Tubular Bass. Exorcist'ten hatırladığınız. Ve bence Arts güzel kullanmış. Beat çok tatlı. Şarkının uzunluğu dediğim gibi en büyük eksisi. Ben hızlıca bir yorumlarımı söyleyeyim Mali istersen. Sonra istersen MC tek tek gideriz. Hızlıca bir parçanı gene... Gerek yok. Tamam. Devam Maestro iyi. Monoman ben millet çok övdü. Belki onun hype'iyle girdim parçaya. Kötü değil ama aradığım milletin övdüğü seviyede bir şey görmedim açıkçası. Selo parçanın en kötüsü. Cashflow'un kısım evet kötü değil ama mesela orada da şeyi aradım. Keşke hani bir yerde o tekrar bir o vokale ivme kazandıracak bir aranje triyi olsaydı hep aynı yerde gitmeseydik keşke. Hani bu, özellikle uzun parçalarda aranjenin önemini ben hep vurguluyorum biliyorsun zaten genel manada. Ha, ama yine de aynı uzunlukta çok daha kötü aranjeli ve daha da sıkıcı parçalar dinledik mi? Dinledik, evet. Hecan'ın tweet'i deniyor. Hani çok magazine girmek istemiyorum. Ona da değinirsen yorumunu yaptıktan sonra. Okey, ben bayağı bir uzak kalmışım şeyden. Hı. O yüzden bilmiyorum hiçbirini ondan. Selo kısmında sana çok katılamıyorum. İyi demiyorum. Bu arada şeyden diyorum. Anladım. Gayet net anlaşıldı bu arada. Yani şu anlaşılmamıştır diye tekrar edeyim çünkü abi. Yani tamam. Selo kesinlikle hani şey değil. Parçayı kesinlikle aşağı düşürüyor mu? Düşürüyor. Evet. Parçanın en kötüsü mü? Evet. Ama hani şey var. Selo neden rap yapıyor falan yorumları gördüm. Ya yani bunu benim sorduğum o kadar çok insan var ki popüler ve sevilen. Hani ben sadece bunu piyasanın tek sorunu Selo'nun piyasadaki endüstrideki tek sorunu Selo'nun rap yapıyor olması değil arkadaşlar. Neler neler var ya. Nette bataklığına giriyoruz yani kimler rap yapıyor. Yani ben sadece bunu vurgulamak için söyledim. Serpent tekrar sormuş. Parça esnasında söylemiştim. Ona cevap verip topu tekrar sana atayım. Astral iyi bir beatmaker mı? Yani ara kişileri yani Travis Scott başarılı prodüktör abi. O, sadece bu yorum yapabilirim. Astral kendi beat yapıyorsa o zaman değerlendiririz Astral'i. Ama şu aşamada Astral iyi bir prodüktör değil yani. Sendeyiz Manic'im. Okey. Selo'yu geçtim. Maestro daha önceden de konuşmuştuk. Şaşırtıcı şekilde iyi bir yere doğru gitmeye başladı benim için. Önceki şarkılarında çok çok dinleyemediğim, çok tahammül edemediğim bir yapıdaydı ama sürekli üstüne bir şey koyuyormuş gibi hissediyorum. Evet okey hala aynı flow yapıyor, aynı şekilde yazıyor falan filan ama yine de bence
geçmiş şarkılarına göre kat ettiği bir yol var gibime geliyor benim. Maestro benim için ya da parçanın en kulağım iyisi. alıştı. Maestro benim için Bilmiyorum. Evet, parçanın en iyisi şu an. okey. Cashflow fena değil önceki verdiği şarkılara göre kıyaslarsak eğer. Çok çok öncekine gitmiyorum. Orayla kıyaslarsam gömmemiz gerekir çünkü yani. Hani hayata küstümleri falan mı diyorsun? Evet. Eyvallah. Oralarda bayağı severek dinlerdim kendisini. Son çıkardığı şarkılara göre fena değil ama yine de biraz yorucu geldi bana. O da sen zaten değildin aranje kısmından. Evet. Bence Monoman bu arada şarkının en iyisi. Maestro değil bence. Ama ben daha önceden öyle bir hype almadan girdiğim için değerlendiriyorum. Hani şu iyi şu kötü falan diye bir şey çok takip edemediğim için bu ara duymadım okumadım. Ya ben bizim O Discord yüzden kanalında da öyle bir hype'im yok benim da ya. Twitter'da da ve parçaya başladığımızda hani mesela Haluk'un yazdığı şeylerde falan Monova neler yapmış falan deyince hani otomatikman bir beklentim yükseldi. Ya yani 90 nesli albümde de yaşadığımız şey. Yani, internette övüldüğü şeyi görmüyorum. Hani ya yine 90 Okey, nesli bunu negatif anladın mı? söylemiyorum. Sadece şeyden dedim hani hype'ın karşılığını almadım yani Monova'dan ama Maestro ile beraber parçanın en iyisi mi? Evet. Yani. Ama Arts'ın beatini özellikle ben burada tekrar övmek isterim yani. Çünkü 6 dakika 27 saniye boyunca çok çok daha yorucu işler beatler yüzünden dinliyorken burada kurtardı Arts yani. Bence. Okey, Monoman'a geri dönüyorum. Ama unuttum ne söyleyeceğimi. Özür dilerim ya. Çünkü not almamıştım. Bir şey söyleyecektim. Unuttum. Neyse devam edeyim. Aldığım notu söyleyeyim. Sadece şey diyeceğim Monoman'la alakalı. Elon Musk ne alaka abi? Onu çok anlamadım. Evet, onu ben de anlamadım. Bu arada Yani nereden geldik oraya? özellikle unutma Emir uyarmıştı bizi. Biz çünkü parçanın info kısmını görmüyoruz. Boş Digger izlediğimizi biliyorsun. Evet. Ars ve Berkay Duman'ın ortak beatiymiş. Eyvallah. Hmm, Berkay okey. Duman'ı da atlamayalım. Okey. Biz çünkü şu an bende sadece şu gördüğünüz ekran var. Altta Watch Together penceremiz var. Info kısmını görmüyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Nakarat bence çok kötü. Bilmiyorum katılır mısın ama bir şey söylemedim galiba. Yani Kaçırmadıysam. abi tamamen Nakarat. parçaya bir nakarat lazım doğsun diye yapılmış ama işte Evet. keşke bu daha az duyduğumuz bir nakarat olsaydı yani. Ya da bridge'le Mesela falan evet geçilseydi, scratch'le geçilseydi keşke. evet. Ha, bu Ya parça mesela scratch'le kaynakışır o da sorgulanır ama ya, neyse. yok buna olmaz da. Bir örnek vermek için diyorum ben hani genel bu toplu parça aranja mantığı için diyorum yani. Anladım. Monoman'ın kısmından sonra bence direkt çat diye de bitebilirmiş. Çok da uzatmaya gerek yok. Hani son 40 saniyesi çok gerekli değilmiş bence şarkı. Zaten uzun şarkı. Son 40 saniyeye gerek yok. Ya son 20 saniyesini falan dinlemedik. Orada da çok ekstrem bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Yok lan nakaratla bir parçadan çıkılıyor zaten yine Yani. de. Emir Kemal dediğim şeyi zaten hani eski modum sevgili Emir Kemal. Genel olarak bu tarz parçalarda söylediği Eski şey modum mu? ya Bir şey şeyler olacak Sinan burada. Işıl Çiçeği Ayşin abi çok ölüyordu biliyorsun. Bilmem. Eski Şey modunda demezsin yani. Ayıp oldu şu an. tanımayanlar varsa Bilmiyorum diye ya. tanıtmak istedim. Her verse arasında gerek yoktu demiş. Yani benim bahsettiğim olay o. Hani toplu düetlerde 16 bar nakarat 16 bar nakarat gitmek yerine daha efektif çözümler her zaman var yani. O yüzden anlaşıldığı için mutluyum yani bu söylediğim. Ulan Emir Kemal'i savunduk. Adam bana giydiriyor. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Barış dedi adamı savundum bana Benim giydiriyor. tekrar dinleyeceğim bir parça mı? Hayır. Ya kesinlikle hayır yani. O da doğru. Yani Serkan'a katılıyorum bu konuda chat'te yazdığı gibi. Hani çok da hani ihtiyacımız var mıydı? Sorgulayabiliriz. Ben Hecan'ın tweet'i sorulduğu için gireceğim. Yoksa hiç magazine giresim yok da şey denmiş. Demiş bugün denmiş diyorum. Hani cash flow sevmeyen insan rap müzik düşmanıdır falan demiş. Abi kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Açsak mı şu kafaları ya? Müzikal Ha anlamda diyorum gördüm ben yani. onu, Ha, gördüm müzikal ben. anlamda yani kimse kimseyi sevmek zorunda falan değil abi. Kimseyi beğenmeyebilirsiniz yani. Bu sizi müzik düşmanı yapmıyor. Abi biri gelip bana şey dese, Cashflow'u idam hakkındaki sözlerinden dolayı sevmiyorum dese ben direkt okuyayım mesela. Yani yani Tamam. yani. Bunda bir şey yok. Ya ve Ya da şey Cashflow'u hiç beğenmiyorum tarzını deyip sevmiyorum dese de okuyayım. Yani bana ne yani? Kimse kimseyi beğenmek zorunda ya da saygı duymak zorunda değil arkadaşlar. Yani bu kafaları salmamız gerekiyor ya. Ya diyorum ya ben bunu da söylüyorum abi. Ya chat'e de hep söylüyorum hani. Özellikle malum Skandal EP'nin yayınında falan da oldu arkadaşlar. Ben Joker'i sevmiyorum diye benden nefret etmeniz veya beni sırf bu yüzden sevmeniz gerekmiyor yani. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani sevmiyorsanız sevmiyorsunuz bitti yani. Müziğimi de beni de yani. Ha şey var. Şuna da değinmem gerekiyor. Hani tanımadığınız insana bizzat tanımadığınız insana internetten nasıl kurulabiliyorsunuz? Bu chat için konuşmuyorum. Genel konuşuyorum şu an. Bu biraz merak konusu evet hani.
Ya şey görüyorsun özellikle hani BMC'den bahsediyordur. Karakteri çok düzgün işte, ya karakterileş falan. Abi sen deneyimlemedin ki, başkasından duyduğun bir şeyi satıyorsun orada yani. Hani bu saçma tabii ki, bu konuda bakıyorsak olaya saçma, ama yani Cashflow'u beğenmeyen rap müzik düşmanı falan değildir abi Abi arkadaşlar yani. zaten o kadar boktan bir piyasamız var ki, Cashflow Yani dinlemeyen rap düşmanıdır, Kadıköy'e girmeyen rapçi değildir falan, bunlara gerek yok yani hiç gerek zaten. yok yani, evet. Nereye tutsan elinde kalıyor zaten. Salın abi şu muhabbetleri artık ya. Hani onu sevmeyen şöyledir, bu olan budur falan abi, tamam. Ya şey, gerçek rap muhabbeti falan da o kadar baydık abi yani. Bu arada sol alt köşede sallan çıktı. Bir yayın bitsin de sallan izleyelim kariyerini. Eyvallah. Ya rap müzik Video sayfalarının önerilerinde boşluk edirdim. rap sayfalarının altındaki yorumlardaki veletlerin zekası denmiş. Ya zaten rap sayfalarının adminlerinden paylaşımlarına kadar zaten abi çok büyük cringe fest orası yani. Size de önerim, takip etmeyin ve yani çok ilgilenmeyin oralarla ya. Yo, bence takip edin abi. Ben tam tersini düşünüyorum. Bütün kesimler hakkında... Ya çünkü bak şöyle ciddi söylüyorum abi. Sosyal medyanın şöyle bir sıkıntısı var. Sadece kendi çevrendeki insanları takip ettiğin için belli bir düşünce kalıbının içinde kalıyorsun. Dışarıda ne var görmüyorsun bunu. O yüzden alternatifleri de takip etmekte fayda var. Çok böyle sinirden ölene kadar takip ettiğim şeyler var benim. Artık Eyvallah. Ben seni anlıyorum da dayanamayacağım yerde bırakıyorum. abi ben gerçekten IQ'suzluğa tahammül edemiyorum ya. Yani. Abi düşündüğünden daha fazla, öyle diyeyim sana. Eyvallah. Yani, düşündüğünden daha fazla o kesin. Maalesef. Ve hani geçen sahayla aramızda konuştuğumuz mevzuydu. Hani bir sayfa bir şey rica etti falan. Abi normalde bizim albüm haberlerimizde benim ismimi sansürlüyordun. Hayırdır, ne oldu? Hani bana kadar düştün mü sen yani? Bak abi, görmezden geliyordum benim global konserimden düetime kadar yani. O tamamen hani ilgi arsızlığı furyası yani. Influencer olma furyası o. O heves o yani. Çok ciddiye alınacak bir şey diyor yani. Ben ilerliyorum abi. Tamam, okey. Ne kaldı? Kontkar'ın albümü kaldı. 3 parça almışız albümden. O zaman ilk olarak Kontkar Narrow Freestyle geliyor. Evet arkadaşlar, parça bitti. Ben de fade attım. Ya şey, bu albümde beatlere değinmeyeceğim çünkü yani bildiğimiz beatler. Ve ben bu parçanın orijinalini ben de Undertaker gibi severek dinledim uzun süre. Orijinalinden sonra beni bir çekemedi. Ama hani yani orijinalini duymamış olsam diye düşünüyorum, çekebilirdi. Bunu da kabul ederim. Ama orijinalini bildikten sonra beni pek yakalamadı yani. Moke 4. ayını kutluyor. Prime'da abone olmuş. Hoş geldin Moke'cim. Teşekkür ederim. Freestyle konusuna Var mı? geleceğiz Rotten. Ha, okey. Giriyor musun şimdi? Var mı Yorum başka sen ekleyeceğim de bir şey? yorumunu yap. Okey, ben de bir şey Kötü söyleyeyim. vokal Ben demeyeceğim yani. dün gece bir baktım bunu. Böyle 2-3 tane şarkı dinledim. Çok sarmadı beni. Geçtim herhalde, çok beklediğimi alamayacağım diye. Bunu dinlememiştim. Bu fena değilmiş yani. Çok iyi demiyorum. Fena değilmiş. Kontkar'ın yoksa çok daha iyi işlerini dinledim. Sadece şeyi söyleyeceğim. Kontkar gerçekten piyasadaki çoğu isme göre daha iyi nakarat yazıyor bence. Yani onun dışında çok söyleyecek bir şey yok zaten. Senin dediklerine katılıyorum. Casper'ın dediği aslında freestyle için doğru tanım hani yani, aslında son yıllarda değil, en başından beri burada bir ikilik var aslında. Evet, Musab da onu sormuş. Freestyle nedir ve mixtape'te flow'un aynısını yapmak caiz midir? Yani ben MC'nin tercihi, ama ben flow'u birebir kopyalamayı çok mantıklı hiçbir zaman bulmamışımdır. Mantıklı demeyeyim de saygın bulmamışımdır. Ama bu yüzden de linçlemem kimseyi. Çünkü globalde de çok iyi MC'lerin benzer kafada yaptığı trackler var yani. Ya mixtape bir kültür. Globalde çok yaygın olan bir kültür. Hatta mixtape bizi diye bir olay var yani Lil Wayne için. Hani mixtape performanslarında bazı MC'lerin çok çok iyi performanslarını görmüşüzdür ve asla bu legal albümlerine yansımamıştır. Hani Lil Wayne'de tabii ki yansıyan işler de var, ama hani mixtape bizi mesela başka bir kafaydı. Ya mixtape kültürü Türkiye'de pek olmayan bir şey. Ve şey de zannedildi, Türkiye'de bir dönem şey algısı vardı. Bir parçanın mixtape olması için, hani mixtape karışık kaset demek abi yani Türkçesi düz kabataslak. Herhangi birisi free beat'e girdiği zaman hani mixtape parça diye verirdi ya, böyle saçma sapan bir algı çıkmıştı. Yani Türkiye'de her şey o kadar yanlış başladı ki bakarsak aslında. Yani mixtape sizin arkadaşlar, albümünüzdür özetle. Hani bir
kıstasınız yoktur. Başkasının beatine de girebilirsiniz. Okeydir. Freestyle de yapabilirsiniz o mixtape'de. Okeydir. DJ mixtape'leriyle MC'lerin kendi hazırladığı mixtape'leri çok da karıştırmamak gerekiyor tabii ki. Ama dediğim gibi mixtape kültürü üzerine biraz makale okumanızı öneririm. Yok, beat orijinal olmamalı diye bir şey yok Serkan. Aynen onu diyordum. Türkiye'de öyle bir algı vardı. Hani bir ünlü bir enstrümantale veya free beat'e girildiği zaman solo parça mixtape diye verirlerdi. Mixtape parça diye. Arkadaşlar mixtape karışık kaset albüm. Yani öyle bir konsept görmem gerekiyor. Türkiye'de hiçbir zaman oturmadı. Birçok şey gibi. Bu biraz şey kafası değil mi ya? Eski bizim şu metal, şu kaset çalarla ve kaseti koyup kaydettiğimiz, yani kafamıza göre iş yaptığımız sistemin oradan gelen. O da bir mixtape'tir. Okay. Aynı köken aslında hemen. Doğan Sönmez Prime'la abone olmuş. Doğan teşekkür ederim. İlk ayı galiba. Çok sağ ol desteğin için. Freestyle konusunda İkilik hep vardı aslında. Yeni algı değişmedi. Kimisi bizim sizin de bildiğiniz klasik manada tamamen doğaçlama olması üzerine kurulu. Hani tülüat sanatı diyebilirim tiyatrodaki muadilini. Tamamen doğaçlama yapmanız gerekiyor. Bir de şu vardır. Hazır yazılmış bir sözü bir kalıba sığdırmadan freestyle, serbest stilde okuyabilirsiniz. Buna da freestyle denir. Hani hatta bu özellikle old school dönemde MC'ler ve o dönemin öncüleri arasında da bir tartışma konuşuyordu. Hani KRS-One'a göre freestyle'ın tanımı tamamen serbest stilde okumak baktığın zaman. Hani yani illa bunun doğaçlama olması gerekmiyor. Ama bizim bildiğimiz manada ikisi de freestyle aslında. İkisi de yanlış tanım değil ama hani birinden biri kesinlikle öyle, diğeri değil diyemeyiz. Ama bizim genel kanı olarak baktığımızda bildiğimiz manadaki freestyle doğaçlama üzerine kurulu. Ama bu parça doğaçlama değil diye buna freestyle değil diyemeyiz yani. Ha, ama bir de şeye de geleceğim. Hani bir albümü bir günde yaptık. Hani bunu sadece Kontkar üzerinde söylemiyorum. Ne kadar kısa sürede şarkı çıkardığın abi bir başarı kıstası olmamalı ya. Ya da albüm çıkardığın. Hani biz de yaptık zamanında, iyi fikirmiş gibi geldi. Lyricist Ninja albümü sahinin. Hani o gece beatleri attık. Bir hafta gibi çok kısa bir sürede sahaya bütün kayıtları, mixi, her şeyi bitirdi, çıkardı ve bir haftada yaptık dedik ama yani şu an çıkan, keşke daha çok özenseydik, heba ettik dediğimiz iş var o albümde ikimizin de yani. Hani bu bir kıstas olmamalı bence. Tamam, üretkenlik göstergesi olarak tebrik ederim ama bu şarkının kalitesini ya da işte eseri, ortaya çıkmış eserin genel puanını ben yapıldığı süreyi de göz önünde bulundurarak notlamamalıyım diye düşünüyorum. Bu albümde ben onu çok şey yapamayabilirim ya, zaten adı üstünde yani. Bu kadar bahsettik mixtape diye. Burada bir tık şey yapabilirim ona. Okey diyebilirim de hani öveceğim bir şey değil ama oturup da. Ama bak Clancy Giroir, serbest alış programında Farazi ve 9 yanının 4 saatte yaptığı iş var. Abi o başka bir challenge ama hani. O çünkü normalde oradaki olay parçayı yapmak değil. O YouTube içeriğindeki yani o YouTube kontentinin formatı o. Hani iki kişiyi bir araya alıyoruz ve bakalım neler çıkarabilecekleri görmek. O bir YouTube içeriği gibi bakın ona. O normal müzikal üretim o demek değil yani. Onu karıştırmamak gerekiyor. Çünkü çünkü şey de var. Prodüktörler için Rhythm Roulette diye de bir seri var. Hani gözünü kapatıp kör şekilde hani blindfold dediğimiz görmeden rastgele plaktan seçip o plaklarla sample almak gibi bir challenge'ın var orada senin. Hani ama bütün prodüktörler hani bu şekilde beat yaptık biz, hepsini körlemesine seçtik sample'ları ve işte onun için çok daha saygıyı hak ediyoruz demiyorlar. Çünkü o content'in özelliği o, format o yani. Program formatı. Bir örnek vereyim abi. Hı. Mesela Bedü'nün şeyi var. Veyasin'in 6 dakikada bir şarkı yapıyoruz. Evet, mesela. Evet. Hepiniz 6 dakikada şarkı yapmak zorundasınız demek değil bu. Ya da Veyasin bütün şarkılarını 6 dakikada çıkaracak gibi bir anlam çıkmamalı buradan asla yani. Challenge işte yani. Hani, ama dediğim gibi hani parça kötü mü? Hayır ama ben hani sadece globali hiç bilmeyip sadece Türkçe'yle bu beat'i ve bu parçayı duyan birisini seveceğini düşünüyorum ama ben orijinalinden sonra açıkçası ısınamadım. Evet, Demir Alper, aynen Big Daddy Kane de bu dediğim söylemde hani iki ayrı fikir var ama hani biri net doğru biri net yanlış diyemem yani. Pioneer dediğimiz öncü insanlar hani bu işin babaları zaten anlaşamadılar bu konuda. Ve biri diğerine ama şey demiyor, o yalandır demiyor. Hani iki farklı görüş var. İkisi de o kabul benim gözümde yani. İlerleyeyim mi sıradaki parçaya? Olur.
Bixi ile olan da var arkadaşlar. Onu en son açacağım hatta. Sıradan gidiyorum. Diğeri de Kontkar, bu sefer Freestyle. Sıradaki parçamız geliyor. Evet. Parça bitti. Fade attım. Bir öncekini mesela ben bundan daha çok beğendim. Narrow'u bu seferden daha çok beğendim. Yani bu beni çekmedi. Yine orijinaline gidiyor kafam. Orijinaliyle arasında biraz uçurum var bunun. Bir öncekinden daha büyük uçurum var daha doğrusu. Ve bu arada şeye de gireyim. Arkadaşlar Freestyle ile ilginiz varsa global olarak Twitch'te Harry Mack ve Murs yayın yapıyor. Bildiğim kadarıyla. Türkiye'de de Spade yayınlara başladı. Spade'in kanalını da ilgileniyorsanız takip etmenizi öneririm. Ağırlıklı hip hop sohbeti ve freestyle yayınları ve chatimizde de şu an bizde olan Azar Baba ile NBA ve hip hop muhabbeti üzerine yayınlar görüyoruz. Onlarda da keyifli geçiyor bayağı. Tavsiye ederim. Takip etmenizi. Benim yorumum bu kadar abi. Çok üstünde duracağım bir şey yok ya. Ben evet, dediğim gibi orijinallerine çok yaklaştıramıyorum parçaları açıkçası. Yani ama uzaklarında kalmış gibi geliyor yani. Ama ben burada bir tık farklı düşünüyorum senden. Bu bana diğerinden biraz daha iyi gibi geldi. Ama yine yani şey değil yani. Çok mükemmel şarkılar değil yani. Öyle bir beklentim de yoktu zaten, o yüzden. Yani dinleyelim geçelim modundayım. Ya aynen. Ya kötü anlamda demiyorum lan evet, şey. Evet. Konsept olarak zaten. Ya ben ister istemez şey abi dediğim gibi. Hani, ya orijinallerini bilmesem düşebilirim ama yani. İşte orijinallerine bakınca hani çok çekmiyor beni. Son parçamız Kontkar featuring Bixi Blake Double G Freestyle geliyor. Evet, durdu. Yine bir ufak drop'umuz var. Bastım ama geç etki etti. Bixi'yi de Kontkar'ı da burada daha bir beğendim ama yani burada da davullarda yanlış bilmiyorsam Whoopty değil mi bu? Hani birebir beat kullanılmamış ama Whoopty'nin orijinal parçasının hangisi olduğunu biliyorum. Hani onu demiyorum. O Bollywood sample'lı son dönemde bayağı popüler olmuş drill parça. Whoopty'nin bu olmadığını biliyorum. Burada da ama şey hani davul ve bass'taki matematik bana çok benzer geldi de. Pop Smoke beat'iydi değil mi bu? Hani hatırlamaya çalışıyorum sadece parçayı. Bunun orijinalini mesela çok hakim değilim. Pop Smoke French Montana. Eyvallah. Rakşan. Ya French Montana'ya çok uzun süre tahammül edemediğim için. Pop Smoke'dan da çabuk sıkıldığımı daha önce söylemiştim size yayınlarda. Mesela oraya çok hakim değilim mesela. Parça bazında ve burada belki de dediğim gibi orijinaline çok hakim olmayıp şu an hatırlamadığım için muhtemelen bu üç parça arasında en çok buna yükselmiş olabilirim. Ama MC performansları da bu parçada bence başarılı. Söyleyebileceğim şey bu. Ben dün gece bakarken bunu fena değil diye beğenmiştim. Diğer ikisine Musab Double G değil mi? Biz yayında dinledik çünkü bunu hatırlıyorum ama hani o şeyi kuramadım yani. Nereden hatırladığımı kuramadım. Hatırlamak için soru soruyorum size yani. Whoopty olmadığını biliyorum parçanın. Biz haftalık globalde dinlemiştik hatta Double G'yi. Doğru. Abi listede bir şey kalmadı Rozmo. Bugünlük yayının sonuna geldik. Hatta biz konuşurken ben bir taraftan Raid için kanal bakacağım. Ama başlatma istersen. Başlatmıyorum. Yetişemedik sonuna koştur. Başlatmıyorum. Ben bu hafta bir şey yapabilir miyim? Tabii. İlk haftalarda hatırlıyorsan biz sadece bir iyi bir kötü seçiyorduk. Sonradan arttırmaya vasat haftalara abi geçince 3'ü çıkardık. Ben bu hafta sadece bir tane seçeceğim. O da bana her baktığımda tekrar eskisi gibi yapmak istedim. Ben de öyle yapacağım muhtemelen bugün. Zaten başka da pek de bir şey yokmuş baktığımda. Ben de öyle yapacağım. Bence hak etti çünkü bu hafta. Günün en kötü parçası konusunda şu anlık kararsızım. En kötüye ben sayayım sana 3 tane. En kötüye tek seçemem çünkü. Ben de. Demin de. Seçemem yani. Bir tanesi Perma elim belimde. Perma elim belimde tek seçsek bunu seçerdim. Evet. İkincisi Lil Pack miydi? Öyle evet. Neydi adı? Lil Pack. Lil Pack mı? Nasıl okuyacağını emin olamamıştık. Pack mı diye okuyalım diye. Kendisinin nasıl okuduğuna emin değil. Yoksa Pack bence hani Tupac'tan geliyor. Ya bence de öyle de. Tamam okey Pak diyelim. Lil Pak Kamil ikincisi. Üçüncüsüne de ben ya Fux zaten daha iyi mi yiyor yani? Yani. Katmaya gerek var mı? Çok emin değilim. Onun var nette gibi bakıyorum Fux'a yani. O yüzden onu katmayacağım. SVA kavgalar büyütürüm. Ya, üçüncüsü de. Çok farklı değilim. Bedo'yu katıyorsak ama ben Bedo yorgunu da alırım oraya ya.
Ben Bedo'yu yazmamışım bile. Okey. Onu da sen al. Okey. Ben Farklı da SBA'yı çıkarıp Bedo'yu alırım o zaman. Eğer öyle olsaydı. Demir Alper, evet, rotayı da biraz düşündüm ama yani daha kötülerini dinledik bu hafta ya. Ben bu arada tetik yayını arkadaşlar, Serkan abi. Tetiğe raid başlattım. Ufaktan kapanışımızı da yapayım. 4 saattir bizimle Türk Şeref'e katlandığınız için teşekkür ederim. Hafta sonu belki sürpriz bir yayın gelebilir. Ve katılımınız şu yüzden önemli. Yani partnerlik başvurusunun kapısındayız şu an, çalacağız. Onun için 70'in altına düşmezsek ortalamayı tutturuyoruz. Yayınlara katılımınız bu yüzden çok önemli. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. NBA Fantasy Draft için ise Discord kanalında tekrar edeyim duyuruyu. Bir odamız var. Orada oynamak istiyorum derseniz ligi kurarken sizi de haberdar edeceğim ve Discord'da beraber draftımızı yapacağız. Of, ben ölüyorum. Daha fazla devam etmeden konuşmama sizi uğurluyorum. Görüşmek üzere.